Merhabalar, herkese merhaba. Türk İmmünoloji Derneği olarak düzenlediğimiz İmmünoloji Aydınlatıyor webinar serimizin 6.sına hoş geldiniz. Bugün yine birbirinden değerli iki konuşmacımız var. Bunlardan ilki Kırıkkale Üniversitesi'nden Profesör Kürşat Azkur, ikinci olarak da Marmara Üniversitesi'nden Profesör Tunç Akkoç bizlerle olacak. Ben sözü onlara bırakmadan önce konuşmalarının öncesinde kısa bir giriş yapmak istiyorum, izin verirseniz. Şimdi bir ekranımı sizinle bir paylaşmak istiyorum. Eğer genel olarak COVID-19 şu anda nasıl diye bir baktığımızda COVID-19 vakalarının dünyada çok yüksek seviyelere geldiğini, yaklaşık 6 milyona yakın vaka olduğunu ve bu vakaların da bakıldığı zaman yani 360 bin, 362 bin kadarının da maalesef hayatını kaybettiğini görebiliyoruz. Şu sağdaki grafik birazcık belki önemli çünkü bu en son yeni vakalardaki artışı gösteriyor. Gördüğünüz gibi Brezilya'da Amerika'nın da şu anda önüne geçmiş durumda ve vaka sayısı çok hızlı şekilde artıyor. Ve bununla birlikte ölü sayıları da maalesef yüksek seviyelerde. Ülkemizdeki duruma baktığınızda Türkiye şu anda vaka sayılarında 10. sırada ve şu anda 1 Haziran itibaren biliyorsunuz kısıtlamaların belli bir kısmı kalkacak ve bu bize yani her şeyin çok normale döneceğini göstermiyor maalesef. Burada çok dikkatli olmak gerekiyor ve daha her şeyin daha yani daha dikkatimizi dağıtmamamız ve devam etmemiz, aynı şeyleri devam etmemiz gerekiyor, aynı önlemleri. COVID-19 peki nasıl bir hastalık diye baktığımızda COVID-19 zoonotik bir hastalık. Zoonoz ne demek? Zoonoz hayvanlardan insanlara geçen hastalıklara verilen genel bir isim. Şu ana kadar olan insanlarda görülen enfeksiyon hastalıklarının %60 kadarı zoonoz. Ve yeni ortaya çıkan enfeksiyon hastalıklarının da çok daha yüksek bir oranı, %75'i kadarı zoonoz. Peki neden bu zoonozlar oluşuyor? Neden bu zoonozlar çıkışını artıran faktörler nedir diye düşündüğümüzde, zoonozların artışının bayağı bir farklı nedeni var. Bunlardan bir tanesi ağaçların yok edilmesi ve vahşi hayvanlara yaşayacak ortamın sağlanamaması, o ortamlardan farklı yerlere gitmeleri gerekmesi, şehre inmeleri gerekmesi gibi. Yoğun tarım yapılması ve hayvan üretilmesi çok yüksek miktarda. Yasa dışı şekilde yabani hayvan ticareti veya kontrolsüz ve bu hayvan ticaretlerinin sadece hayvanların ticaretinin sonrasında belli toplumlar tarafından bu hayvanların tüketilmesi de çok büyük bir problem. İklim değişikliği ve yanlış antibiyotik kullanımı veya fazla miktarda antibiyotik kullanımı dolayısıyla ortaya çıkan antimikrobiyal dirençler. Bugünün konusu olan koronavirüslere baktığımız zaman koronavirüsler SARS-CoV-2'nin öncesinde onlara çok benzer yapıya sahip SARS-CoV ve MERS-CoV virüslerine de bakıldığında hepsinin aslında kaynağı yarasalar. Yarasadaki koronavirüsler ara konaklar genelde kullanıyorlar. MERS'teki durum develeri kullanan bir ara konak ve insanlara son konak olan insana geçişleri vücut sıvıları ile yakın temas sonucunda ortaya çıkıyor. SARS-CoV'daki durum mis kedisi aracılığıyla yine yakın temas ve tüketmek dolayısıyla diyette mis kedisini tüketen toplumlar dolayısıyla insana geçişleri oluyor. SARS-CoV-2 için çok net olmamakla birlikte karınca yiyenler aracılığıyla geçtiği düşünülüyor. Yakın kit temasında bunda önemli olabileceği düşünülüyor. Bu zoonoz ve zoonotik hastalıklarla ilgili Kürşat Hocamız size çok daha detaylı bilgiler verecek. Ben genel bir giriş yapmak istedim. Peki bu COVID-19 tedavisi ne şekilde? Geçtiğimiz haftalarda aşıları konuştuk, antiviralleri konuştuk. Bunun dışında azımsanmayacak kadar bir miktar yeni klinik denemelere bağlı katkılarına baktığımızda hücresel terapiler oluşturuyor bu COVID-19 tedavisini. Ve hücresel tedavilerin de önemli bir kısmı da mezenkimal kök hücre tedavisi. Mezenkimal kök hücreleri farklı yerlerden elde edilebiliyor.
Ve buna bağlı işte onları biraz sonra da Tunç hocamız çok daha detaylısı anlatacak. Bu mezenkimal kök hücre tedavileri de hücresel terapilerin bayağı bir yüksek miktarını oluşturuyor. Şöyle bir literatüre baktığımda COVID-19'a karşı mezenkimal kök hücre tedavilerinin Çin'de yaklaşık 20'den fazla kayıtlı çalışma olduğunu, Amerika'da 5 Nisan'dan itibaren entübe olan hastalarda uygulama izni verildiğini gördüm. Bunun dışında birçok farklı ülkede eğer ileri hastalık seviyesi düzey ilerlediyse hastada bu mezenkimal kök hücre tedavilerini uygun görebiliyor. Peki mezenkimal kök hücre nedir? Mezenkimal kök hücreler yetişkin projenitör öncül hücrelerdir. Yani kendilerini yenileme özelliğine sahip ve birçok farklı özelleşmiş tip hücreye dönüşme imkanı olan hücrelerdir. Baktığımız zaman bu mezenkimal kök hücreler farklı fonksiyonlar gösterebiliyor. Farklı tip hücrelere farklılaşabiliyor. Çeşitli soluble faktör dediğimiz faktörler salgılayabiliyor. Veya hücre dışı veziküller, extracellular vezikül dediğimiz hücre dışı veziküller aracılığıyla etki edebiliyor. Ve bu etkilerde hücrenin çoğalmasında, anjiyogenezde, immün baskılanmada, antifibrotik etkilerde ve antiapoptotik etkilere yol açabiliyor. Bu yüzden mezenkimal kök hücrelerin çok farklı yönde tedavilerde kullanımı deneniyor ve belirli oranlarda da yapılıyor. Peki COVID-19 ve mezenkimal kök hücre tedavisi ile ilgili düşündüğümüzde COVID-19'u çok farklı COVID-19'da çok farklı gözüken semptomlar var. Nefes darlığı, pnömoni, septik şok, böbrek yetmezliği, ishaller gibi, ateş gibi. Ve mezenkimal kök hücreler genel olarak COVID-19'da immünomodülasyon yapmaları, immün sistemde COVID-19'da daha önceki haftalarda konuştuk. Sökin fırtınası oluşabiliyor bazı hastalarda. Bunun immün modülasyonda ve immün baskılanmada etkili olabileceği bazı ön yayınlarda da gösterilmiş durumda. Doku tahribinde etki edebileceği düşünülüyor veya organları korumada etki edilebileceği düşünülüyor. Ama bu mezenkimal kök hücrenin veriliş yolları, edinildiği yerler, bunların hepsi başarıda birazcık aslında etkin. Daha detaylı bilgiyi tabii Tunç hocamız size verecek. Ben çok kısa burada bir giriş yapmak istedim. Şimdi bu bayağı kısa olan girişimin sonrasında aslında konuşmacılarımıza ben zamanlarından almak istemedim. Onları tanıtmak istiyorum. İlk konuşmacımız Profesör Kürşat Azkur, Kırıkkale Üniversitesi'nden kendisi. Kürşat hocamız bir veteriner hekim ve doktorasını veteriner biyoloji alanında yapmış. Daha sonradan Amerika'da da belli süre çalıştıktan sonra doktor yardımcı doçent olmuş Kırıkkale Üniversitesi'nde, veteriner fakültesinde. 2008 yılında doçentliğini almış, 2013 yılında profesör olarak Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalı'nda çalışıyor ve aynı zamanda o Anabilim Dalı'nın da başkanı. Aynı zamanda Kürşat hocamız Türk Veteriner Hekimler Birliği Bilim Kurulu üyesi ve çalışma konularına baktığımda biyoloji, immünoloji ve gen terapisi üzerine çalışmaları bulunuyor. Kendisinin H indeksinin de gördüğümüz üzere başarılı ve çok bu konuda yetkin bir kişi. Ben kendisini ekrana davet etmek istiyorum ve çok teşekkür ediyorum katıldığı için, konuşmacı olmayı kabul ettiği için. Kürşat Hocam buyurun, sizi ekrana davet etmek istiyorum. Bu nazik sunumunuz için çok teşekkür ediyorum. Herhalde sesim geliyor şu an. Evet, sesiniz geliyor. Ben sözü size bırakıyorum. Buyurun hocam. Ben şu slaytlarımı açmadan önce bir saniye şurada şey oldu da herhalde bir bağlantıda bir sorun var. Bir saniye. Kusura bakmayın. Neden olduğunu şöyle şey yapayım. Siz herhalde evet şimdi oldu. Evet. Teşekkür ediyorum. Pardon. Evet.
Tekrar Türk İmmünoloji Derneği'ne davetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Aynı zamanda ben de bir Türk İmmünoloji Derneği üyesiyim. Haluk Barbaros Hoca'ya ve diğer arkadaşlara da yine davetler için buradan öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Sunumum zoonozlar, COVID-19 ve evcil hayvanlarımız. Aslında Ayşe Hanım zoonozları tanımladı. Zoonozlar hayvanlardan insanlara, insanlardan omurgalı hayvanlara geçen tüm enfeksiyonlara biz zoonozlar ismini veriyoruz. Zoonozlar SARS, MERS, Nipah, Hendra virüs, H5N1, Kürşat H7N9. Hocam özür dilerim. Ekranını Efendim? paylaşımınızı şu anda göremedim ben ama. Efendim, ekran paylaşıyorum şu an. Şu an ekran paylaşılmıyor mu acaba? Tekrar bir deneyebilir misiniz Kürşat Hocam? Ekran paylaşımınızı tekrardan başlatmanız mümkün mü acaba? Tabii ki tekrar paylaşayım. Tamam, şimdi görebiliyoruz. Eğer şeyi de başlatabilirseniz sunumunuzu. Tamam, ben paylaş. Şu an herhalde tekrar görüküyor. Evet, şu anda gözüküyor hocam. Deminden de aynı. Evet. Çünkü zoonozlar biraz önce sizin de söylediğiniz gibi insanlarda hastalığa neden olan yaklaşık 1415 enfeksiyon ajandan 868 tanesi, yani %61'i zoonoz enfeksiyon. Dünya Bankası'nın 2012 verilerine göre 1997-2019 yılları arasında yüksek mortalite ile seyreden başlıca 6 zoonoz etkenin yaklaşık 90 milyar dolardan fazla ekonomik kayba yol açtığı belirtilmiştir. Burada ekonomik kaybı olan başlıca kuduz, SARS, Nipah, yine burada yer almayan Batı Nil humması gibi hastalıklar mevcut ve son zamanda tekrar gündemimize giren Zika, Chikungunya gibi hastalıklar var. Tabi buradaki önemli sorulardan bir tanesi şu: çok yeni olan bir hastalık COVID-19, 31 Aralık 2019 tarihinden günümüze ne kadar ekonomik zarara yol açmıştır? Herhalde şu an bu 90 milyar doların çok çok kat üstünde olduğunu iş kaybıyla beraber öngörmemiz mümkündür. Zoonozlar ekonomik kayıplara neden olduğu kadar çok ciddi ölüm, insanlarda sakat kalma ya da fonksiyon bozukluğu, paraliz gibi kalıcı ya da geçici belirli hastalık tablolarına neden olmaktadır. Bunlardan yine en önde çıkan büyük mortalite, ölüm oranıyla seyreden 1918'deki H1N1 İspanyol gribi, daha sonra 1976'da Ebola, HIV, Hendra virüs, Nipah ve yine burada ismini anmadığımız belki birçok virüs söylenebilir. Tabii bunların taşınmasında aslında birçok etken var. Bunları insanlara taşınmasında en önemli etkenlerden bir tanesi memeller. Onun için memeller hakkında kısa bir bilgi vermek istedim. Dünya üzerinde yaklaşık 6400 tane memeli türü tanımlanmıştır. En büyük takım kemirgenler, yarasalar, Helopatipa denilen kirpi, köstebek, fare ve diğerleridir. Yine primatlar, deniz memelileri, çift oynaklar, karnivorlar, kedi, köpek, fok balıkları bunların içerisindedir. Yani 6400 tane memeli türü vardır. Yapılan bir çalışmada 142 zoonotik virüs enfeksiyonu ile konak arasındaki ilişki değerlendirilmiş. Karada yaşayan 5335 vahşi memeli türünde 609'unun en az bir zoonotik virüs taşıdığı görülmüş. 609 memeli türünün 354'ü ise sadece bir virüse konaklık yapmaktadır. Burada tabii
şunu söylemek istiyorum. Bu kadar farklı zoonoz hastalıklardan sadece 142'sinin değerlendirildiği ve dünyadaki birçok canlı türünden ve sadece memelilerden belli bir kısmının çalışmaya dahil edildiğini öngörmenizi istiyorum. Yani aslında bilinmeyen daha birçok hastalık olduğunu görebiliriz. Zoonotik virüslere en çok rodent kemirgenler, 161'i, yarasalar, primatlar, çift oynaklılar ve karnivorlar konaklık etmektedir. Fakat bunlardan kemirgenler, yarasalar ve primatlar, yani bu üç memeli türü, bu zamana kadar saptanan zoonotik virüslerin çoğunluğuna, yani %75.8'ine konaklık yapmakta. Bu türlerin tüm karasal memelilerin %72'sini temsil ettiği de bilinmektedir. Aslında bugün buradaki konuşmamızı ya da bu webinarları başlatmamızın bir sebebi olan COVID-19 bir ayağında da yine yarasalar önemli rol oynamaktadır. Karasal memeli türlerinin çoğunda %88.6'sında henüz zoonotik bir virüs enfeksiyonu rapor edilmemiştir. Bu rapor edilmemesinin sebebi bunlarda olmasından mı yoksa insanlar tarafından çok ciddi ekonomik ve ölümle seyreden hastalıklar neden olmamasından dolayıdır? Bu bir soru işaretidir. Burada memeli türlerinin ve zoonotik virüs taşıyan türlerin dağılımını görüyorsunuz. En fazla neredeyse rodentler, daha sonra yarasalar, primatlar, karnivorlar. Bunlar gittikçe yüksek miktarda zoonotik enfeksiyon taşımaktadırlar. Tabiatta yani rodentlerin taşıdığı zoonotik viral enfeksiyonlar son derece yüksektir. Zoonotik viral enfeksiyonların diğer türlerle ilişkisi gösterildiğinde aslında evcil hayvanların burada yine önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Bu evcil hayvanlarda kediler, keçiler, sığır, köpek, at gibi türler insanlara gerek yakınlığı, gerek belirli benzerliklerinden dolayı birçok yine viral enfeksiyonu taşımaktadır. Yine burada sarıyla gördüğünüz yarasalarda bu taşıma siklusundaki ağın bir parçası olarak önemli rol oynamaktadır. Selde yapılan bir çalışmada kutuptan kutuba bir mikro çeşitlilik araştırıldığında birçok virom keşfedildi. Bu viromlara bakıldığında yaklaşık metagenomik analiz yapıldığında dünyanın belirli yerlerinden burada gördüğünüz örnekler alındı. Deniz altından ya da kutuba yakın yerlerden. Ve burada şu ana kadar tanımlanmayan 195.728 tane yaklaşık 195 bin diyelim yeni virüs türü keşfedildi. Çalışmanın yapıldığı herhalde 1,5-2 yıl önce yapılmıştı. Ve bu şunu gösteriyor. Biz daha birçok memeli türündeki zoonozları araştırmadık. Ve birçok memeli türü hala bakir. Ya da biz daha onların sahasına girmedik. Aynı zamanda küresel iklim ısınması ya da daha insanoğlunun daha derinlere inmesi, kutuplara daha fazla gitmesi gibi sorunlarda yeni virüsler tanışmayı ve bunların bir kısmının da tabii zoonoz olma karakteri ya da şu an beslediğimiz hayvanlar için besin kaynağı olan ya da evcil hayvanlarımız için yeni tehditler oluşturma ihtimali de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bir virüsün zoonotik enfeksiyonuyla birlikte direnç oluşturabilmesi için yani bazı türler dirençli, zoonotik enfeksiyonlar da böyle. Mesela burada birçok enfeksiyon konuşacağız. Mesela yarasaları konuşuyoruz, kedileri konuşuyoruz, köpekleri konuşuyoruz, Kırım Kongo'da inekleri konuşuyoruz, koyunları, keneler.
insanlar. Fakat burada bazı türler bu hastalıklara karşı dirençli. Bazı türlerin içerisindeki alt türler de dirençli. Bunun iki kaynağı olabilir deniliyor. Viral virülans ve konakçı direncinin belirleyicilerinde bu kılıca benzetiliyor. Çift taraflı bir kılıç gibi düşünün lütfen. Bunun bir tarafı konağa bakıyor, bir tarafı virüse. Yani bir hastalığa, bir viral etkiyle dirençli ya da duyarlı olmanızın sebebi kendinizden, yani immünolojik yapınızdan kaynaklanacağı gibi virüsteki mutasyonlar ya da virüsteki değişikliklerden de kaynaklanabilir. Örneğin babçaya fare türünde virülent ektomalya virüsünün letal dozu 5 milyondur. Yani 5 tane virüs verdiğinizde hayvan öldürebilirsiniz. Beyaz fare, babçı. Bunlarda enfeksiyoz dozu 1-2 virüyondur. Siyah farelerde ise enfeksiyoz dozu aynı olmasına rağmen bir siyah fareyi C57 bile eksikse öldürebilmeniz için 1 milyon LD50'dir. 1 milyon virüyon kullanmanız gerekmektedir. Burada ise adenovirüs suçlarda ise 1 milyonun üzerinde enfeksiyon için daha fazla virüyon kullanmanız gerekmektedir. Burada virüsün sabit tutulduğunu düşünürseniz beyaz ve siyah fare aynı fare türündeki direncin yüksek olduğu tür içerisinde gösterilmektedir. Şimdi SARS-CoV ve SARS-CoV-2 S proteinlerinin yüksek oranında homolojiye sahip oldukları biliniyor. Ve aynı ACE reseptörle bağlanıyor. Artık birçok kez bunu tekrar ediyoruz. Fakat enfekte bireyler bu iki virüse karşı çapraz nötralize antikorlar geliştirmiyorlar. SARS-CoV-2 ve SARS-CoV-2'nin S bölgesi ve S1 bölgesi kıyaslandığında bunlar arasında bir benzerlik var. Ve bunun alt tipleri, SARS-CoV-2'nin de alt tipleri ortaya çıktı. A, B ve C gibi. Yine şu ana kadar yaklaşık 12 binden fazla tam genom sekansı PubMed'e yüklendi ya da gen bankasına yüklendi. Ve SARS-CoV-2'de önemli çalışmalardan bir tanesi de Singapur'da yapılan OR8 bölgesindeki 382 nükleotitlik bir delesyonun ve virüste atenüasyona yol açabileceği de tartışılıyor. Yine bunları denemek için biz deney modelleri kullanıyoruz hayvanlarda. Yine türler arasındaki farklılıkta mesela immünolojik hastalıklarda alerjik hastalıklar kedi ve köpeklerde de görülmekte. Köpeklerde cilt alerjileri, atopik dermatit, pire dermatit yaygınken gastrointestinal sistem ile besin alerji ilişkilerde tam alerjisi tanımlanmaktadır. Bununla birlikte köpekler alerji solunum yolu hastalıklarında da nadir olarak görülmektedir. Halbuki kediler influenza virüsler ve SARS koronavirüsleri gibi deneysel enfeksiyonlara duyarlıdır. Fakat kedilerin birçoğu doğal influenza virüsüne karşı köpeklerden ve atlardan daha dirençlidir ya da kuşlardan. Bunların nedenleri nedir? Tabii bunları biraz daha açmaya çalışacağım. Şimdi insan ve farelerdeki lökosit kompozisyonlarına baktığımızda İnsan farelerde %15-25 %10-25 aranında nötrofil, 75-50 lenfosit varken insanlarda nötrofil oranının %50-70 kanda ve %20-40 lenfosit oranını değiştiğini görmekteyiz. Bir bu tür canlılardaki lenfosit oranları ya da lökosit oranları kan tabloları farklılık gösteriyor. Yine kedilerde ve köpeklerde herhangi bir şekilde damar içinden herhangi bir cisim verdiğinizde kedilerin, köpeklerin, sığırların, insanların, farelerin bu damar içi verilen cisimleri temizleme yerleri çok farklıdır. Mesela kediler %86 oranında akciğer intravasküler makrofajlarında temizlerken köpekler %80 oranında yabancı cisimleri karaciğerinde temizlemektedir. Yine kediler gibi buzağlar, koyunlar %93-94'te akciğerlerinde temizlerler. Diğer hayvanlar ise fare, tavşan, ginepik, rat ise daha çok karaciğerinde temizlemektedir. Bunların vermiş olduğu akut faz reaksiyonları da çok farklılık göstermektedir. Örneğin CRP domuzlarda ve köpeklerde etkinken haptoglobulin
ineklerde. FA ise atlarda daha çok etkin. İneklerde etkin göstermektedir. Belki biraz bu şekilde sayacağım birçok faktör yine. Bunları saymamın sebebini tekrar şöyle hatırlatayım. Niçin zoonozla enfeksiyonlara karşı farklı immün tepkiler veriyoruz? Belki bu buralarda yatmaktadır bunun cevabı. Yine türler arasındaki hafif zincir benzerliklerine baktığımızda sığırların daha çok bizonlara, koyunlara benzediğini, insanların ise aşağıya doğru daha az azaldığını, en uzak türün ise hafif zincirlerde develer olduğunu görmekteyiz. Yine insanlar ve hayvanlardaki MHC komplekslerinin, telomer yapılarının sayıları ve bunlar üzerindeki gen bölgelerinin etkileşimi de farklılık göstermektedir. Yine kan hücrelerindeki T hücre, B hücre, CD4, CD8 oranları insan ve hayvanlarda farklılık göstermektedir. Bugün biraz daha çok kedi ve köpekleri de konuşacağımız için dikkat ediyorsanız kedi ve köpeklerdeki T hücre sayıları çeşitli farklılıklar göstermektedir. Serum immünoglobulinlerinde ise seviyelerinde insanların seviyeleri ya da immünoglobulin E seviyeleri son derece farklıdır. Aynı zamanda B hücrelerin tarafından salınan immünoglobulin G, A, M, E ve D'lerin alt tipleri ve alt tiplerinin görevleri insan, şempanze, fare, kedi ve köpekte farklılıklar göstermektedir. Ve bunların TH1, TH2 yanıttaki gelişimleri dolakları yine ayrımları söz konusudur. İnsanlarda immünoglobulin çeşitliliğinde hafif ve ağır zincir, lamba ve kapta zincirlerine bakıldığında insan ve farelerdeki farklılıklar yine slide'da görülmektedir. Şimdi buradan sonra koronavirüslere geçmek istiyorum. Koronavirüsler alfa, beta, delta ve gamma alt gruplarında inceleniyor. Biz bu zamana kadar insan koronavirüsleri beta nezle biliyorduk. Daha sonra SARS-CoV, MERS 2002 ve 2012 yılından sonra belli hastalıklarla tanıştık. Köpeklerde, kedilerde, domuzlarda, sığırlarda ishal yapan yine zürafalarda, antiloplarda, atlarda, yarasalarda, hindilerde, kanatlılarda, tavuklarda, farelerde, kirpilerde, pangolinde yine konuştuğumuz ve balinalarda hastalık etkeni yapabilmektedir. Bunların belirli oranda, belli genlerinde benzerlik vardır. Şimdi böyle bir veride acaba hangi hayvanlarda ki ölüm oranı ya da insanlardaki ölüm oranını görüyorsunuz. Asemptomatik taşıyıcılar. İnsanlarda olduğu gibi hayvanlardaki asemptomatik taşıyıcıların oranı. Biraz sonra konuşacağımız kedi köpek vakalarında yanlış pozitif oranı nedir? Ya da acaba kedi ve köpeklerimiz hayatını kaybettiğinde bunları ne kadar araştırıyoruz gibi sorular önemlidir. Covid-19'un taşınmasında epidemiyolojik rolünde asemptomatik taşıyıcılar kadar tabii virüsü saçanlar, ölenler ya da yoğun bakımdakiler, çünkü şu da gösterildi. Yoğun bakımları ölüm anında viral yükün çok yüksek olduğu, bunların daha yüksek saçtı. Aynı zamanda acaba duyarlı hayvanlar nelerdir? Bunlar var mıdır? Düşün, biraz önce söylediğim 5000, 6000'e yakın memeli türü var. Sadece biz burada belki 3 veya 4'ünü bulduk. Acaba bu hayvanlar, biraz sonra konuşacağımız hayvanlar, çünkü bir ikisi hayatını kaybetti. Bu hayvanların acaba yüksek dozdan mı kaybetti ya da düşük dozdan mı kaybetti ya da kedinin immünolojik durumunda bir farklılık vardı ya da o türe ait bir olgu muydu? Bunların da tabii hayvan bazında tek tek tartışılması gerekmektedir. Yine hayvanlarda yüksek viral replikasyon olduğunda epitel hücrelerindeki replikasyon nedir? Bunlar da sitokin fırtınası, akut faz proteinleri hangi yöne kaymaktadır? Lenfopeni, eozinofil peni gibi araştırmalar yapılması gerekir.
SARS-CoV hastalığı yapıldığında hoşuma giden slaytlardan bir tanesi viral fast response cevabı, akciğerdeki cevap ve yangı fazı diye 3 faz var. Burada uygulanan tedaviler, bu hayvanlarda böyle olacak muhtemelen, hangi aşamada hangi tedavinin uygulanması gerektiği çok iyi algılanmalı ve bilinmelidir. Yine hayvanlarda, insanlarda gibi ateş, kuru öksürük, baş ağrısı, ishal ve yine şempanze modellerinde biraz sonra konuşacağımız akciğer bulguları vardır. Diğer bir önemli zoonozlardan bir tanesi kuduzdur. 59 bin çok meşhur hastalıklardan bir tanesi. Kuduz yılda her yıl 59 bin kişinin ölümüne neden olmaktadır. Bunun büyük bir kısmı Afrika ve Asya'da bulunmaktadır. Hala dünyada bunu ise köpek aşılanmasıyla, köpeklerin ve canlıların aşılanmasıyla bu maliyetler düşürülmektedir. Az bildiğimiz bir hastalık olarak zoonozlardan bahsederken Borna hastalığını seçmek istedim. Borna hastalığı Almanya İsveç'te meydana gelen atların nadir koyunların progresif ensefalopatisidir. Borna hastalığı hayvanlarda karakter değişikliğine yol açan nörotropik bir hastalıktır. İnsanlarda mental ilişkisi saptanmıştır. Japonya'da yapılan bir çalışmada insanlarda Borna virüs hastalığına karşı nükleoprotein ve fosfoproteinlerine karşı seroprevalans test edilmiş. Bu vakayı daha kuvvetlendirmiştir. Daha sonra viral ensefalit tablosundan ölen bir kişi de yeni nesil sekanslama yapıldığında Borna virüs tespit edilmiştir. Yine fetal ensefalitik doku nakli yapılan kişilerde ölüm nedeninin Borna hastalığı olduğu filogenetik analiz olarak yapılmış ve New England Journal arasında yayınlanmıştır. Evcil hayvanlarımız ve COVID-19'a gelmedi. Zoonozların çeşitliliği bu kadar. Çeşitliliği çok fazla. İsmini bildiğimiz, bilmediğimiz ya da artık az andığımız birçok hastalık var. Bu mevcut COVID-19 salgını sırasında evcil olan veya olmayan kedi ve köpeklerde doğal olarak meydana gelen SARS-CoV enfeksiyonları bildirilmiştir. In vivo deneylerde kedi, yaban gelinciği, hamster gibi bazı hayvanların SARS-CoV enfeksiyonuna duyarlı olduğu gösterilmiştir. Evcil kedilerin deneysel olarak SARS-CoV ile enfekte olabildiği, SARS-CoV enfeksiyonu nedeniyle ölen insanlardakine benzer aktif enfeksiyon geliştirdi. Aynı şekilde virüsü saçtığı, akciğerinde benzer lezyonlar geliştirildiği göstermiştir. 2003 yılında yayınlanan bir çalışmada Hong Kong'da 100 kişinin SARS-CoV enfeksiyonu geçirdiği bir apartmanda yaşayan evcil kedilerden alınan örneklerde SARS RT polimeraz zincir reaksiyonuna pozitif olarak tespit edilmiştir. Yani kedi ve köpekler SARS-CoV-2 COVID'den önce SARS'la da enfekte olmaktadır. Daha sonra yeni yapılan bir çalışmada Science'da yayınlandığında gelincikler, kediler, köpekler ve bazı evcil hayvanların SARS-CoV-2'ye karşı duyarlılığı gösterildi. Bu yansıda kedilerin intrakraniyel 10 üzeri 5 deneysel enfeksiyon yapıldıktan sonra hayvan BSL4 laboratuvarında bu çalışma yapıldı Çin'de. Kedilerin yüksek miktarda virüs saçtığı viral kopya sayısını görmektesiniz. Ve hangi dokularda saçtığı araştırıldığında en çok burun boşluğunda kedilerin virüs yüküne sahip olduğu. Bunu daha sonra yumuşak damak, tonsil, bademcikler, trakeye ve akciğerlerin izlediğini görmektesiniz. Yani aslında kedilerdeki durum yine gördüğünüz viral yük açısından insanlara benzer. Yine inoküle edilen kedilerdeki maruz kalma ve inokülasyon. İki kediyi karşılıklı tutuyorlar. Birini inoküle ediyorlar. Diğerini de acaba inoküle edilen enfeksiyonu başlatan kedi solunum yoluyla maruz bıraktığımız kediyi enfekte edilebilecek mi diye bir araştırma yaptı. Bu araştırmada maruz kaldığı, zaten biraz önce inoküle edilen kedilerin enfekte olduğunu görmüştük. Yani hava yoluyla maruz kalan kedilerde enfekte edildiği yine çalışmada gösterilmiş. Bu şunu gösteriyor. Bir kedi
diğer kediyi COVID-19'la enfekte edebilir. Çalışmanın yapıldığı ortam, makalede yayınlanmış, suplementeri de bulabilirsiniz. Yani inokülasyon alanları 80 santimetre, arada boşluk 4 santimetre ve buradaki kedilerin enfeksiyonunu görüyorsunuz. Yine yapılan başka yeni bir çalışmada ise hamsterlarda aynı şekilde koronavirüslere karşı duyarlı olduğu gösterilmiştir. Bunlar deneysel olarak enfeksiyondan sonra ağırlık kaybı, yine nazal burun boşluklarında, trahea ve akciğerlerinde yüksek oranda SARS-CoV-2 replikasyonu göstermişlerdir. Başka bir çalışmada ise domuz ve köpeklerde böbreklerinde yine yüksek miktarda ACE2 reseptörünün açıklandığı ve ACE2 reseptörünün ise hastalığa duyarlı olduğunu tartışılmaya açmıştır. Bu yayından sonra da ACE2 reseptörü ve S ligandının arasındaki ilişkiye bakılarak SARS-CoV-2'nin hala tam olarak hangi hayvanları enfekte edip etmediği ve SARS-CoV-2'nin yayılmasında hayvanların nasıl bir rol oynadığı cevaplanmamış hala bir sorudur. Etkin bir şekilde hayvanlardaki ACE2 reseptörüne SARS-CoV-2'nin bağlanması virüs enfeksiyonunun başlaması için önemli bir adımdır. Bunu aslında çok iyi biliyorsunuz. Fakat bu bağlanmanın belirlenmesinde eğer bu RBD, S1-S2 bölgesinin arasındaki bazik RBD bölgelerinin belirlenmesi ve konak hangi muhtemel konaklarda her birine deneysel enfeksiyon yapmaktan araştırılma yoluna gitmiştir. Bu yayında göstermiştir. Yapılan bir çalışmada farklı türlerde bulunan ACE reseptöründeki amino asit değişikliklerinin SARS-CoV-2 virüsü S proteininin RBD bölgesine bağlanmayı fazla etkilemediği göstermiştir. Öncelikle. Yani 22'ye yakın hayvan türünü biraz sonra göstereceğim. Bunlar alınmış ve bunlardaki ACE reseptöründeki mutasyonlara bakılmış. Mutasyona görülen bölgeler genellikle bağlanma bölgesinin dışındaki bölgeler olduğu için bunlardaki enfekte olma ihtimalinin olduğu belirtilmiş. Burada bir önceki çalışmada köpek ve domuzlarda enfeksiyon olmakla birlikte çok fazla kediler ve gelincikler kadar duyarlı olmadı. Gelinciğe biraz sonra gideceğiz ama gelincikler kadar duyarlı olmadı söylenmişti. Bunun sebebinde de solunum sistemine bakıldığında köpeklerin solunum sistemi burun mukozasında köpeklerde ve domuzlarda ACE reseptör sayısının az olduğu gösterilmiş. Yani köpek ve domuzların da buna direnç olmasının sebebi ACE reseptörünün moleküler yapısından ziyade sayısının olduğu spekül edilmiştir. Burada insan, köpek, kedi, depike, hamster, fare, domuz, tavşan, sığır, koyun, gelincik, rakunlar, yarasalar, civet, bunu Himalaya kedileri, misk kedisi ya da öyle pangolin, kaplan, aslan, deve, ördek gibi türlerde RBD bölgelerindeki mutasyon oranlarını görüyoruz. Yine bu mutasyon oranlarında belli bölgelerde gelişen mutasyonlar, mesela köpekteki şu mutasyon RBD'nin bağlanmasını engelleyecek bir mutasyon olarak değerlendirilmiştir. Yine yapılan bir çalışmada Ralf Barik tarafından yapılan bir çalışma. Kendisi bu zamana kadar yarasa koronavirüslerinin memeliler adaptasyonu ile ilgili dünyadaki çalışmaları yürüten bilim insanlarından bir tanesidir. Yine herhangi bir tripsin ilavesinde, dışarıdan tripsin ilavesinde zoonotik yarasa virüslerinin koronavirüs bariyerlerini çok daha tür bariyerlerini aşabildiğini söylemiştir. Yani bir dışarıdan tripsin ya da buna benzeye parçalayacak bir yapı bulursa tutunma reseptörleri biraz daha hızlı bir şekilde ya da tutunmaksızın virüslerin içeri girebildiğini, enfekte edebildiğini belirtmiştir. Bu da şunu gösteriyor. Muhtemelen yarasalardan insanlara geçişte yine bu şekilde bir model tartışılabilir. Köpeklerin enfeksiyonu yine Nature
makalesinde basıldı. Hong Kong'da COVID-19 teyit edilen insanların evinde 15 köpeğin ikisinde RT-PCR'la SARS-CoV-2 virüsü tespit edildi. Bu tespit serolojik sekans analizi ve virüs rastlığı yapılarak doğrulanmıştır. Pomeryan ve Alman çoban köpeklerinde virüse karşı oluşan antikorlar ve aynı zamanda bu antikorların plak nötralizasyon redüksiyon testiyle de gösterilmiştir. Pomeryan köpeklerini görmektesiniz. Çalışmanın klinik seyri, önce hayvan sahibinin öksürüğü, hayvan sahibinin ateşi ve hayvan sahibindeki belirtiler, pozitiflikler ve bu hayvan sahibinin evinde yaşayan köpekler ve köpeğin bir tanesinde yine hayatını kaybettiğini görmektesiniz. Burada yerken RDB, NSP14, N gibi birçok gene bakılmış ve genlerin tamamı pozitif olarak bulunmuş. Daha sonra köpeklerdeki vakalar diğer ülkelerde de yine rapor edildi. Yine Hollanda'da bir köpek vakasındaki pozitifti. Gelincikler yine önemli taşıyıcılardan bir tanesi olarak SARS-CoV'da biliniyor. Vahşi ve evcil hayvanların hayvan taşıyıp taşımadığı ile ilgili bir çalışma yapılmış SARS-CoV'da. 442 boğaz sürüntüsü alınmış belli hayvan türlerinden. Bunların 41 tanesinde SARS-CoV belirtisi görülmüş. Ve SARS belirtisi görülen 10 örnekte de sitopatik etki tespit edilmiş. Yani 442 örneğin 386'sında PCR'la pozitif, bunların 41 tanesinde SARS benzeri klinik belirti, 10 örnekte de sitopatik etki ve en çok sitopatik etki görülen ve yapan SARS'ta civet kedisi olarak belirtilmiş. Fakat civet kedisi ya da Himalaya kedi, civet, mis kedisi diğer adıyla ara tür olarak kabul edilmiş. Fakat ara tür kabul edildiğinde rakun köpeği, domuz borsuğu ve gelincikte de yine SARS'ın yüksek miktarda enfekte olduğu, SARS-CoV-2'de olduğu gibi gösterilmiş. Yine bu çalışmalarda gelinciklerin SARS-CoV'la duyarlılıkları belirtilmiş ve SARS-CoV'ların Himalaya kedileri ya da mis kedilerinin filogenetik analizi yapılarak RDB geniyle yarasa virüslerine ve diğer virüslerle koronavirüsler ilişkisi gösterilmiş. Arteri ve tora viralesinin alınması sebebi bunlar nidovirales takımında yer alıyor. Onun için takım tamamen alınmış. Yine aynı çalışmada, başka bir çalışmada gelinciklerde virüsün replikasyonu gösterilmiş. Aynı şekilde enfekte edilmiş. Yine burun mukozası, yumuşak doku ve bademciklerin yüksek miktarda virüsü replik ettiği gösterilmiş. Gelinciklerde aynı şekilde enfeksiyonu diğer gelinciklere indirek ve direkt temaslarıyla yaydığı makalelerde gösterilmiştir. Makalede gelincikler enfeksiyondan sonra vücut sarkmış, virüs replik olmuş. Nazal sıvılarında, burun akıntılarında, çürüklerinde, idrarlarında ve dışkılarında virüsü saçtığı gösterilmiştir. Ve yine virüs SARS-CoV-2'nin gelinciklerde akut bronşiyotif yaptığı da gösterilmiştir. Ve bunlar immünohistokimyasal olarak işte slide'da gördüğünüz gibi de teyit edilmiştir. Şimdi diğer bir hastalık minkler, yine allosiyan mink hastalığı. Başka bir zoonoz, hani konumuz zoonozdu. Az bildiğiniz bir hastalık. Aslında bir viroloji dersinde bunu hangi öğrenciye sorsak çok mutlu olmuyor sözlü sınavlarda. Ama mink hastalığı vizon, sansargillerden bir gelincik, yarı sucul yaşar, etçil. Balık küçük rodentlerde kabuklular, böcekler, kürk için yetiştirilen bir hayvan. Danimarka en büyük üretici. Yetiştirilmesinin ana amaçları kürk, mink yağı ve kozmetikte kullanılan kremler büyük bir kısmı vizondan geliyor. İşte bu hayvan. Allosiyan mink hastalığı ilk kez 1956 yılında tanımlanmış. Bazılarında allosiyan geni taşıyorlar ve allosiyan geni taşıdıkları için homozigot resesif gen kürkleri slide'da gösterdiğim şekilde oluyor. Gri bir renk kürk oluyor. Bu da yine pahalı kürklerden bir tanesi. Fakat bu hastalık, bu geni taşıyanlar parvovirüs denen bir DNA virüsüyle çok rahat enfekte olabiliyorlar. Yine kürkte kullanılan diğer bir hayvan astragan koyunlarda.
Tabii Anadolu'da bu yetiştirilmeye çalışıldı bu koyunlar. Fakat Anadolu'da bu tutmadı. Çünkü doğum sırasında sezeryanla kuzuyu alıp direkt kuzuyu boğazlayarak öldürmeniz gerekiyor. Yumuşak kök elde edebilmeniz için. Bunun için Anadolu çiftçisi buna çok yanaşmadı. Ama dünyanın en pahalı kürkleri. En pahalısı Astragan. Bir öncekisi yine bunlar pahalı kürkler olarak geçiyor. Alasya mink hastalığı ya da minklerin hastalığı, bizonların hastalığı parvovirüs. Canine amdoparvovirüs olarak adlandırılıyor. Bu hastalık immünolojik bir hastalığa neden oluyor. Alasya kronik plazmositozis, hipergamoglobulinemi, siptinomegali, lenfoadenopati, glomerulonefritis, arteritis, hepatit ölümle. Hastanın immünolojik problemlerinden bir tanesi yüksek miktarda virüse özgür antikor geliştirmesine rağmen nötralize edici antikor geliştirmiyor. Onun için herhangi bir aşılama yaptığınızda hastalığın şiddeti artıyor. Hastalığın şiddetini bastırmak için immünosupresif ilaçlar fark ediliyor. Yine mink çiftliğinde çalışan iki kişi de her ne kadar bu zoonotik olarak şüpheli de olsa iki insanda klasik ve nestik PCR'lar lenf nodülü, kemik iliği ve periferik kanda virüsün varlığı tespit edilmiştir. Yine SARS minklerde, vizonlardayız şimdi. Hücre kültürlerinde SARS'ın biz Vero E6 gibi hücre kültürlerinde ürediğini iyi biliyoruz. Aynı zamanda burada bakarsanız mink akciğer epitel hücrelerinde de virüsün ürediğini görmektesiniz. Çünkü burada ACE2 reseptörleri açıklanmaktadır. Hollanda'da yeni yapılan bir yine çalışmada 4 vizon çiftliğinde COVID-19 varlığı RT-PCR'la tespit edilmiştir. Bu vizonlarda, minklerde ya da vizonlarda solunum problemi dahil olmak üzere çeşitli semptomlar gösterdiği belirtilmiş. Ve buradaki çalışan kişilerin daha önce COVID-19 olduğu, mink çiftliğinde çalıştıkları minkleri enfekte ettiği ve minklerden alınan boğaz sürüntülerinde de yine virüs tespit edilmiştir. Ve buradaki minklerde hastalığı klinik olarak geliştirmiştir. Bu da dün 26 Mayıs'ta Van der Poel, kendisi Epizon, Avrupa'daki veteriner Epizon başkanı, bunu da minklerde yine rapor etti. Evcil hayvanlarımızda bu zamana kadar sorulan sorulardan bir tanesi COVID-19 taşıyor muydu, taşımıyor muydu? Tabii Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü bununla ilgili web sayfasında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. İlk vakanın 16.93'te, daha sonra köpeklerde, kedilerde, yine Amerika Birleşik Devletleri'nde COVID-19 olan bir kişinin hayvanat bahçesinde çalışırken kaplanları ve aslanları enfekte ettiği, hatta kaplanların burada bir yazıyor ama gazete haberinde 4 tane kaplan yazıyordu. Bir tanesinin vefat ettiği söylendi. Fakat Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü buradan bir vaka almış. Yine kedilerde, yine Belçika'da bir kedide, Hollanda'da bir kedide, İspanya'da kedi ve köpeklerde hastalık rapor edilmiştir. Çok kısa değineceğim. Burada şimdi Yusuf aslında Hocam, bu zaman toparlayabilirsek biraz zamanı aştık. evet, hemen hızlı toparlayacağım. Şimdi aynı zamanda biz hayvanları bir de deney modelleri olarak kullanıyoruz. Deney modelleri olarak kullandığımızda yine SARS-CoV-2'nin hangi hayvanlarda aslında yani birçok hayvan bizim için hayatında kaybediyor. Bunlardan biri de maymunlar. Maymunlar SARS-CoV-2 mimikleri edebiliyorlar. Yine çalışmalar görüyorsunuz. DNA aşı çalışmaları. İnaktif aşı çalışmalarında klinik öncesi çalışmalarda SARS-CoV-2'nin etkinliği farelerde, ratlarda ve maymunlarda yapıldı. Şu an insan denemeleri başladı. Yine resus maymunlarının yeni enfeksiyonlara karşı dirençli olduğu gösterildi. Bunları fazla şey yapmayacağım. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Biz de çok teşekkür ederiz bu güzel sunumunuz için. Ben şimdi birkaç soru var. O soruları size yönlendirmek istiyorum. İlk sorumuz Doktor Bülent Tandoğan'dan gelmiş. Kendisi Wuhan'da iki tane aslında soru sormuş ve onları birleştirmeye çalışacağım.
Wuhan'da yakınlarında 400 kilometre yakınında bir büyük bir baraj varmış ve bu barajda yarasaların varlarının su altında kalmasına yol açmış. Acaba yarasalar strese girdiği için de yayılmaya etki etmiş olabilir mi? Veya Sarı Nehir üzerindeki köprülerdeki ışıklar da yarasaları rahatsız ediyormuş. Bundan dolayı da hayvan pazarlarındaki sinekleri alarken de bulaşmış olabilir mi? Yani bulaşma yolunu aslında yarasalardan nasıl bulaşmıştır kısmında biraz kendisi merak etmiş. Bu konuda size bir soru önerdirdi. Şimdi şöyle, tabii ben bunları bilemiyorum. Yani sarı ışıktan mı geldi yoksa onun nedir? Ama şöyle, Kırıkkale Üniversitesi'nde İrfan hocamız var. İrfan Albayrak, Türkiye'deki en iyi bence yarasacılardan bir tanesidir. Kendisinin sunumlarından dinlediğim kadarıyla Türkiye'de de aynı problemler. Barajlar, yarasaların doğal habitatlarını yok ettiği için mağaraları, bunlar belli yerlere gidiyor. Buradaki ara tür nedir onu bilemiyoruz. Bakın biraz önce 20 tane tür saydım. 20 türün herhangi biri enfekte olabilir ve daha geriye 5000 tane daha memeli var. Bunlardan herhangi biri de taşıyabilir. Yani bu sorunun direkt yarasa sivrisineği mi yedi, oradaki şey mi, spekülatif konular, bunları da bilmem mümkün değil. Bir diğer soru da Ferihan Çetin'den gelmiş. O da yani normalde hayvanlarla yerli halkın mesela Yeni Zelanda aborjinlerini örnek olarak vermiş. Veya Amazonlardaki yerli kabileler çok daha içli dışlı, daha yakınlar. Ama onlar bu enfeksiyonlarda neden onlar etkilenmiyor? Bu hayvanlar yakın temasta olan kişilerin nasıl yaşamları da devam ediyorlar? Onları etkilemiş olması gerekmez miydi gibi bir soru size yönlendirdi. Şöyle, aslında bu güzel bir soru. Yani diğeri de çok güzel bir soruydu. Öncelikle şöyle diyeyim, bir hatırlatma yapayım. Şu zamana kadar hayvanlardan insanlara geçişte gösterilmedi. Her soru gelecekse. Şimdi burada biz bunu Ebola'da tartışmıştık. Kendi derneğimizde. Yine şimdi mesela biz bazen Amazonlarda yaşayan kişilerin hasta olup olmadığını zaten bilmiyoruz. Ebola'dan öldüyse bir kabile, çünkü mesela onlarda Ebola çıktığında yapmıştık. Onlar kendi işte şefin organını yeme ya da beynini yeme gibi bir alışkanlıkları var. Ebola'nın yayılmasında önemli olduğu görülmüştü. Zaten böyle bir şey yapıldığında belki o kabilenin büyük bir kısmı yok oluyor. Ve araştırma yapılmadığı için de bu göz ardı ediliyor. Yoksa oradaki insanlar hangi türlerle hastalanıyor, hangi türlerle hastalanmıyor, bunu bilmemiz mümkün değil. Çok teşekkürler. Çok Ebola, Zika, Çikungunya örneği bunların en güzel örnekleridir. Yani bu çok zamana kadar teşekkürler Kürşat Hocam. Ben vakit kaybetmeden Tunç Hoca'ya geçmek istiyorum. Onun konuşması öncesinde de kendisini çok kısa bir tanıtmak istiyorum izninizle. Tunç Akkoç yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi Alerji İmmünoloji bölümünde tamamladıktan sonra 2009 yılında doçent, 2014 yılında da profesör olarak kendisi görev alıyor. Uzun yıllar derneğimizin yönetim kurulundaydı, kendisiyle çalışma imkanım da oldu. Şu anda Kök Hücre Hücresel Tedaviler Derneği'nin hem kurucu üyelerinden şu anda da bu dönemde başkanlığını yapıyor. Çalışma konularına baktığımız zaman Tunç Akkoç otoimmün ve alerjik hastalıkların immünolojik temelleriyle ilgili çalışıyor. İmmünomodülasyonlar ve immünterapinin mekanizmaları ve kök hücre ve hücresel tedavilerle ilgili kendisinin çalışmaları var. Bugün bize mezenkimal kök hücre tedavisinin COVID-19'da yeri nedir, nasıl bir tedavidir, neler yapılıyor onlarla ilgili konuşacak. Çok teşekkürler katılımınız için. Sözü ben size bırakmak istiyorum. Çok teşekkürler Ayça. Sesim geliyor mu? Evet. Geliyor. Tamam. Teşekkürler. Şimdi ekranı paylaşacağım. Evet. Şu an herhalde toplantı süresi içinde 5 dakika zamanım kaldı benim. Yok, Bana verilen vaktiniz süre var bir içinde de hocam. ben o zaman biraz hızlı anlatayım. Şimdi özellikle öncelikle şunu söyleyeyim, ben çok değerli Türkiye İmmünoloji Derneği'nin içinde tekrar bir konuşma yapıyor olmak beni çok mutlu ve bahtiyar etti. Özellikle bu anlamda Profesör Doktor Barbaros Oğlu hocama, dernek başkanına çok teşekkür ediyorum ve sevgili Ayça, sana da moderatörlüğün için
ve davetiniz için teşekkür ediyorum. Ben kök hücre ve COVID-19 ile ilgili son yapılan çalışmalardan sizlere bahsetmeye çalışacağım. Şu an hala Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği de hem bu konuyla ilgili de araştırmalar yapıyoruz. Hem yapılan bazı tedavileri de takip ediyoruz. Dolayısıyla kök hücre alanında son yapılan çalışmalarla ilgili sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi şöyle bir geçelim. Yani biraz bir giriş olsun istiyorum aslında konuya. Biraz temel kök hücre bilgisi vereyim. Ondan sonra da bu bahsettiğimiz COVID-19'la ilişkilendirip onun hemen ardından da hangi çalışmalar yapılıyor bununla ilgili onun üzerine bir parça bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle kök hücre gruplarına baktığımızda bir döllenmiş yumurta totipotent hücre noktasına geldiğinde ilk bölünme aşamasında totipotent hücre olarak bizim karşımıza çıkıyor. Yani potansiyeli çok çok yüksek bir hücre olarak geçiyor. Ve blastosist aşamasına geldiğinde hücreler yani işte 5. 6. günde embriyogenezin iç hücre kitlelerinde blastosistler dışarıya alındıkları zaman onlar eğer kültür edilirlerse orada pluripotent kök hücre olarak bir potansiyele sahip oluyorlar. Yani yüksek potansiyelli hücreler oluyorlar. Bu normalde in vivo koşullarda normal yaşam süreci içinde olan bir gelişme. Ancak bunun dışarıda normal somatik hücreden alınarak tekrar bu şekilde programlanan hücre grupları da var. Ondan da çok kısa bahsedeceğim. Bunun dışında tabii doğumdan sonra postnatal dönemde gelişmiş bir hücre içinden, bir organ içinden de kök hücre izolasyonu yapılabiliyor. İşte hematopoietik kök hücreler, bizim çalıştığımız mezenkimal kök hücreler yine bu grup içinde, nöral kök hücreler bu grup içinde. Bunlar da multipotent kök hücre grubu diye karşımıza çıkıyor. Bu şekilde isimlendirilebiliyor. Dolayısıyla kök hücre çeşitlerine biz baktığımızda öncelikle hematopoietik kök hücreler, işte kemik iliği kaynaklı dediğimiz hematopoietik, hematopoyeziye yol alan rol alan hücrelerden bahsediyoruz. Çok daha işin en başına geldiğimizde embriyonik kök hücreler, embriyonal kök hücreler var değil mi bahsettiğim? Onunla beraber yine dış ortamda hücreleri yeniden programlayarak indüklenebilen pluripotent kök hücreler de yapılabiliyor. Üretilebiliyor. Bu iki hücre grubu pluripotent dediğimiz hem embriyonal kök hücreler hem de indüklenebilen pluripotent kök hücrelerin klinik kullanım açısından riskleri var. O da şu anlamda çok yüksek potansiyelde olduğu için bu hücreler bu noktada teratom oluşturma ya da tümör oluşturma riskleri var. O anlamda biraz daha çok daha mesafeli yaklaşılıyor. Aynı zamanda embriyonal kök hücre elde etmek için de bir embriyonel bir hücreye ihtiyaç olduğundan dolayı da etik sorunlarla karşılaşılıyor. Gelelim mezenkimal kök hücrelere. Bugünkü konumuz o zaten. Benim de kendi çalışma alanım bu mezenkimal kök hücreler grubu içinde oluyor. Mezenkimal kök hücreler genel olarak baktığımızda ben bu figürü çok severim. Çünkü kök hücre içinde, daha doğrusu mezenkimal kök hücre tanımlarken çok anlamlı markerların hangileri olduğunu gösteriyor. Şöyle başlayalım. Biz kök hücrelere baktığımızda özellikle kemik iliği kaynaklı olabilir, umbilikal kord olabilir, adipoz doku olabilir ki benim kendi ekibimle çalıştığım dental folikül kaynaklı mezenkimal kök hücreler ya da dental kaynaklı mezenkimal kök hücreler olabilir, tonsil kaynaklı olabilir. Yani bütün organ ve dokulardan kök hücre izolasyonu, mezenkimal kök hücre izolasyonu yapılabiliyor. Yüzey işaretlerine bakıldığı zaman şimdi bir mezenkimal kök hücre için çok net bir işaret yok. Tek bir işarete bakıp biz bu mezenkimal kök hücredir diyemiyoruz maalesef. Dolayısıyla yüzeylerinde ekspresi olan işte CD105, CD73, CD90 gibi total yüzey işaretleri mezenkimal kök hücre yüzeylerinde bulunduğu için tanımlayıcı olabiliyor. Bunun yanında genel baktığımız zaman hematopoietik serideki hücrelerin olmaması bu yüzey reseptörlerini ekspresi etmemesi gerekiyor. Dolayısıyla flow sitometri analizinde yüzey reseptörlerine baktığımız zaman CD105, CD73 ve CD90 bizim için değerli ve mezenkimal kök hücre marker olarak geçiyor. Bunların farklılaşma potansiyellerine baktığımız zaman önemli olan zaten farklılaşmaları bizim için hem immünomodülasyon aktiviteleri hem de farklılaşmaları. Birçok farklı organ ve dokuya farklılaşabilme özelliklerinde olduğundan dolayı
İşte karaciğer hastalıklarında, inflamatuar bağırsak hastalıklarında, kardiyak hastalıklarda etkili olduğu, hatta işte spinal kord yaralanmalarında etkili olduğu, kemik hasarlarında etkili olduğu gösterilmiş. Bununla ilgili de birçok klinik çalışma halen yapılmakta. İmmünmodülatör özelliklere baktığımız zaman olay biraz daha farklı bir noktaya geliyor. Şimdi mezenkimal kök hücrelerin uygulamalarında, daha doğrusu aktive olmalarında çok önemli bir faktör var. Bu faktör daha önce eğer oradaki niş ortamında bir inflamatuar yanıt oluşmamışsa eğer, inflamatuar yanıt eğer yoksa, uyaran yoksa, mezenkimal kök hücreleri herhangi bir aktivasyon göstermiyorlar. Çünkü çok normal bulunduğu olması. Durduk yere herhangi bir şekilde bir uyarılmadan mezenkimal kök hücre aktive olmuyor. Dolayısıyla düşük proinflamatuar sitokin yanıtı esnasında mezenkimal kök hücreler proinflamatuar proinflamatuar fenotipte bulunuyorlar. Yani herhangi bir şekilde inflamasyona yönlenmiyorlar. Fakat eğer ortamda, bunu biraz sonra COVID-19'da da göreceğiz. Eğer ortamda yüksek derece proinflamatuar sitokin varsa, bir sitokin fırtınası var ise eğer, işte o zaman mezenkimal kök hücreler bu immün süpresif etkilerini gösterir şekilde kendileri yönleniyor. Demek ki bulundukları niş mezenkimal kök hücrelerin aktivasyonunda çok önemli. Peki hangi hücreleri etki ediyor? Detaylı göreceğiz ama bir parça kulak dolgunluğu olsun. Natural killer, doğal öldürücü hücreler, T hücreleri, dendritik hücreler ve M1 dediğimiz proinflamatuar, inflamatuar makrofajların aktivasyonlarını baskılayacak. Dolayısıyla bu şekilde inflamatuar yanıt sürecini kontrol altına almış olacak. Diğer taraftan M2 makrofaj dediğimiz tolerojenik makrofajların indüksiyonu sağlıyor. Tabii bu noktada tümör immünolojisinde ve tümör gelişimi üzerindeki etkileri hala soru işareti. Çünkü bildiğimiz gibi tümör mikroçevresine baktığımızda, tümör mikroçevresinde M2 makrofajlar, KAF dediğimiz fibroblastlar, bunların hepsi ve düşük NK yanıtları, hepsi aslında tümörün lehine olan yanıtlar. Tümörün anjiyogenezini, metastazını arttıran yanıtlar. Dolayısıyla bu bölgedeki nişe, eğer mezenkimal kök hücre bir şekilde aktif olursa ve o bölgede bulunursa, işte o zaman tümörün lehine çalışacak diyebiliriz. Bu noktada tümör, özellikle klinik uygulamalarda, herhangi bir kanser tümör oluşumunda hastalığı uygulanması konusunda çok dikkatli davranılıyor. Peki, şimdi mezenkimal kök hücrelerin genel özelliklerine bakalım. Bu özelliklerden sağ taraftan özellikle işte plastik yüzeylere yapışma şekilleri, işte o spindle dediğimiz bu isi yapıların çok net, çok belirgin yapıların olması, pozitif işaretler CD105, CD73 ve CD90'ın olması ve negatif markerların bu markaların da bulunmaması gerekiyor. Hücresel Tedaviler Derneği'nin, Uluslararası Hücresel Tedaviler Derneği'nin kriterlerine göre bu hücreler aynı zamanda osteojenik, kondrojenik ve adipojenik farklılaşma göstermek zorundalar. Yani 3 farklı lineage farklılaşması gerekiyor. Çünkü zaten kök hücre olduğu için, zaten mezenkimal kök hücre olduğu için bu özelliği de bir şekilde biz göreceğiz. Üste baktığımızda kendini yenileyebilen bir özellik, multipotent özelliği var. Nerelerden biz izole edebiliyoruz bu mezenkimal kök hücreleri diye baktığımızda, işte kemik iliği, kas, adipoz doku, Wharton jeli, dental pulpa, periferal kandan da tabii, deri, akciğer, mesela menstrual kandan da elde edilebiliyor, anne sütünden elde edilebiliyor, kronik evilden elde edilebiliyor. Biz bunun birçoğundan kök hücre izolasyonunu yaptık. Peki neden bize çok anlamlı geliyor kök hücreler? Niçin acaba bu yoğun inflamatuar hastalıklarda kullanılması bizim için etkili? Artıları nelerdir diye baktığımızda, izolasyonları kolay ve in vitro ortamda çok rahatlıkla expande olabiliyor. Hasarlı dokuyu tamir edebiliyor, iyileştirebilme özelliği var. Rejenerasyonu destekleyici bir özelliği var ve doku hemostazisinde yine oradaki sitokin fırtınası ve oradaki sitokin ağını düzenleyerek etki gösteriyor. Dolayısıyla
proliferasyonu, işte immün hücrelerin aktivasyonu ve fonksiyonunu kontrol ederek doğal ve adaptif immün yanıt üzerinde düzenleyici etkide bulunabiliyor. Onun yanında yine genel kök hücre tanımına baktığımız zaman görebiliyoruz ki bu kök hücreler scaffoldlar üzerine eğer yerleştirilirlerse scaffoldla beraber de transfer edilebiliyorlar. Bu da işte bazı spinal kord hasarlarında ya da kemik hasarlarında, kök hasarlarında bu tarz rejeneratif tıp alanında etkili olduğu görülebiliyor. Diğer taraftan açılışta Ayça çok güzel kısa aslında hepsini özetledi gerçekten de bu dediklerimin. Salgıladığı medyatörler var. Bu salgıladığı medyatörler de sadece mezenkimal kök hücre değil, mezenkimal kök hücreden salınan özel medyatörlerin de burada etkinliği olduğu çok net olarak çalışmalarda gözüküyor. Ve şu an COVID-19'da da bazı hastalara yine mezenkimal kök hücre ekstrasörler vezikliğinin uygulandığı da uygulandığını gösteren çalışma var. Ondan da biraz sonra size bahsedeceğim. Dolayısıyla mezenkimal kök hücre ile ilgili olan tedavilere baktığımızda işte bu şu an ekranda gördüğünüz tedavilerin birçoğunda şu an hem klinik uygulamalarda hem deneysel çalışmalarda kullanılıyor. Bu slide üzerine biraz duracağım çünkü bu bizim laboratuvarımızın, benim ekibimin tecrübesini anlatan bir slide. Nerelerde biz bunu uyguladık ve niçin karşımıza herhangi bir hastalık modeli geldiğinde, ben immünolog olduğum için çok doğal olarak bu hastalık modeli üzerindeki immün patogenezi çözdükten sonra kök hücrenin de etkinliğini bildiğim için ona göre bir hipotez geliştirebiliyorum, ekip içinde geliştirebiliyoruz diyebiliriz. Şimdi mesela astımda biz bu anlamda ciddi çalışmalar yaptık. İlk başladığımız zaman mezenkimal kök hücre çalışmalarına hem dental folikül mezenkimal kök hücrelerin hem fare kemik iliği kaynaklı mezenkimal kök hücrelerin hem in vitro çalışmalarda, insan çalışmalarında hem de hayvan deneylerinde etkili olduğunu görüp bir T2 tip hastalık. Myasthenia gravis bir otoimmün hastalıkta etkili olduğunu, yine diyabetik retinopatide, nöropatik ağrıda, ALS'de in vitro çalışmamız var. Dental hasarlardaki çalışmalar etkili. Sepsis de bu çalışmalardan, büyük çalışmadan bahsedeceğim. 2020 yayınımız bu. Bizim çünkü sepsisteki bu yeni istokin fırtınasının olduğu dönem, yine bu hastalarda sepsis dönemindeki tablo açısından mezenkimal kök hücrelerinin uygulanması öngörülüyor. O yüzden bu iki çalışmadan bahsedeceğim. Aralarında hepatofibrozda, atopik dermatitte, Crohn hastalığında etkili olduğunu gördük. Biz bu son dönemde iki çalışma, daha doğrusu iki review çıkıyor yakında. Bir tanesi COVID-19 ve mezenkimal kök hücre ile ilgili bilgileri toparlamaya çalıştım ben. O yayınlanacak. Diğer taraftan da koronavirüs ailesinin immünolojisini sevgili Nihal ile beraber çalıştık. O çıkacak. Yine asım immünoterapisi ve mezenkimal kök hücre ilişkisinde toparladığımız bir review var. Şimdi demin bahsettiğim kısma dönecek olursak eğer. Sepsis'teki kök hücre uygulamalarının deneysel olarak in vivo bir çalışmada hayvanlarda oluşturduğumuz modelde nasıl etki ettiğini, hangi istokinler üzerinde etkili olduğunu ve çoklu organ yetmezliği üzerinde histopatolojik anlamda koruyucu etkisinin olup olmadığını gösteren bir çalışma. Sıçanlarda oluşturduğumuz çakal ligasyon ve perforasyon modelindeki sepsis modelinde mezenkimal kök hücreleri biz ki bunlar da dental folikül kaynaklı mezenkimal kök hücre. Yani dental folikül kaynaklı mezenkimal kök hücre farelerde, insan kaynaklı sıçanlarda uyguladık. Dolayısıyla bunun hepsini tabii okumayacağım fakat şunu gördük ki biz dördüncü saatte uygularsak yani mezenkimal kök hücre. Şimdi iki uygulama yaptık. Bir tanesi hemen model gelişir gelişmez. Sıfırıncı saatte verdik ki burada herhangi bir inflamatuar yanıt henüz gelişmiyor. Bunu dikkat çekmek istiyorum. Dördüncü saatte inflamatuar yanıt geliştikten sonra mezenkimal kök hücre uyguladığımızda TNF-alfa'nın yani önemli bir proinflamatuar sitokin olan TNF-alfa'nın baskılandığını ve T-reglerin yani regülatördeki hücrelerin de arttığını oran olarak gördük. Ve aynı şekilde de bağırsak intestinal doku sepsiste bu çoklu organ yetmezliğine götüren intestinal dokunun da korunduğunu gördük. Şimdi çalışmanın verilerinde yine çok net bunu COVID ile birleştirebiliriz zaten. Ama tabii uygulama zamanının özellikle dikkat çekmek istiyorum. Sıfırıncı saat değil dördüncü saatte uygulamanın etkin olduğunu gördük. Yani hasar oluştuktan sonra.
inflamatuar yanıt meydana geldikten sonra, pre-inflamatuar sitokinler ortaya çıktıktan sonra kök hücrenin etkinliği çok net olarak görülüyor. Bakınız burada FOXP3'ün düzeyi 4. saatte uygulanan mezenkimal kök hücrelerde daha çok arttığını, TNF-alfa düzeyinde sağ taraftaki figüre baktığımızda TNF-alfa'nın da baskılandığını çok net olarak burada gördük. Yine uygulama sonrasında, in vivo uygulama sonrasında hücresel dağılıma baktığımız zaman mezenkimal kök hücrelerin, GFP pozitif hücrelerin dağılımına baktığımız zaman akciğerde, zaten akciğerde bulunmaları da çok normal dolaşımla beraber, fakat üst abdomen değil alt abdomen kısmında intestinal bölgede lokalize olduklarını, hasarlı hayvanda yaptığımız çalışmada bu lokalize olduğunu net olarak gördük. Dolayısıyla sepsis modeline baktığımız insan dental folikül kaynaklı mezenkimal kök hücrelerin doku hasarında da etkili bir çözüm olabileceği, yine dokunun da tekrar rejenerasyonu sağladığını görebiliyoruz. Dolayısıyla yine bunu biz ileride COVID ile birleştireceğiz. Akciğerde meydana gelen hasarda yine aynı şekilde sitokin düzeyini baskılayarak yine dokunun tamir olması açısından etkili olduğu görülebilir. Bu da in vitro çalışmamız. Yine hastanemizde başhekimimiz İsmail Cinin Hoca ile beraber yaptığımız sevgili Fethi'nin çalışmasıydı. Anestezi veren reanimasyon bölümümüz yaptığımız çalışmada sepsis ve septik şoklu hastaların kanlarının mezenkimal kök hücrelerle kültürlerini yapmaya çalıştık. Şimdi bu kültür sonucunda çok karışık gözükebilir ama şu söylediklerimi takip ederseniz belki daha rahat yakalarız. İnterleukin 6'ya baktığımızda bakın interleukin 6 sepsis ortadaki üçlü, septik şok sağdaki üçlü grafik içinde, soldaki üçlü kontrol grubu. Sepsis grubunda interleukin 6'yı her ikisine de sepsis ve septik şokta baskıladığını net olarak görüyoruz. TNF-alfa düzeyine baktığımızda yine sepsis ve septik şokta direkt olarak baskıladığını görüyoruz. Fakat interferon gamma'ya geldiğimizde enteresan bir sonuç görüyoruz. Sepsiste interferon gamma'nın baskılandığını, yani hiperinflamasyon olduğu aşamadan bahsediyoruz. Ama septik şoka geçtiğimizde artık immünsüpresyonun başladığı anda mezenkimal kök hücrenin aktivasyonunun arttığı ve septik şok hastalarının lenfositlerinde interferon gamma'yı arttırdı. Yani immün aktivasyonu tekrar yukarıya çıkardı. Bu dönemde, bu döngüde etkin olduğunu görüyoruz. İnterleukin 4 düzeylerinde ikisinde de immünsüpresyonu baskılayarak interleukin 10 düzeylerinde arttırıyor. Dolayısıyla bu elde ettiğimiz sonuçlar şunu gösteriyor ki interferon gamma uyarımında özellikle septik şokta interferon gamma düzeyinin arttığını, sepsiste interferon gamma düzeyinin baskılandığını. Yani hiperinflamasyon olduğu aşamada interferon gamma'yı baskılıyor ki hiperinflamasyonu baskılamak için, ama inflamasyonun çok baskılandığı aşamada da interferon gamma'yı arttırıyor ki immün sistem bir şekilde aktif olsun diye bu septik şok tablosunda interleukin 4 her ikisine de baskılanmış oluyor. Şimdi gelelim immün cevaba, SARS-CoV-2 için olan immün yanıtın ne olduğunu. Bununla ilgili çok güzel yayınlar var. Bunlardan bir tanesi biz review olarak yayınlıyoruz. Demin hocalarım bahsetti. Virüsün kaynağının ne olduğunu, ya işte insanlar arasında tabii ki damlacık enfeksiyonuna geçiyor, fakat hayvanlardan geçişinden de demin hocam çok net bahsetti. İşte oluşan semptomları görüyoruz. İşte bu semptomlar sonucunda akciğere eğer lokalize olursa virüs, orada ACE2 reseptörünü kullanarak hücreye geçişi, dokuya geçişi, ardından da immün sistemi aktivasyonu, işte hem doğal immün sistemi hem de adaptif immün sistemi aktivasyonunu görüyoruz. Burada tabii CD4'lerin aktif olması, CD8'lerin aktif olması, perforengül enzimlerle beraber doku apoptozuna yönlendirmesi. Ve burada asıl önemli olan nokta, bizim geleceğimiz nokta, çok immünoloji üzerine durmayacağım ama immünolojinin sonucu olarak, immün yanıtın sonucu olarak karşımıza çıkan sitokin fırtınası üzerinden gideceğiz. Daha sonra bir sitokin fırtınasıyla karşılaşıyoruz. Yine antikor düzeylerinde belirli artışlar var. IgG'de ciddi bir artış oluyor. İlk önce IgM, daha sonra IgG'nin artışını net olarak görüyoruz. Şimdi demin bahsettiğim gibi çok fazla olmasa da çok teknik çalışmaları internette, PubMed'de araştırmalarda görüyoruz. Şimdi akut faza baktığımız zaman bir kere lenfopeniği görmemiz çok normal. İnterleukin 2, 7, 10 ve işte TNF-alfa gibi sitokinlerin, proinflamatuar sitokinin artması çok önemli.
Aktive olan bu üçgenler aktive olan hücrelerden bahsediyor. Nötrofillerin ve monosit makrofajların artması, aktive olması. TH1, TH17 spesifik olarak artması, plazma hücrelerinin aktive olması, bununla beraber CD4 ve CD8'lerin düşmesi ve sitokin fırtınasının oluşmasını görüyoruz. Ama orta ve orta düzeydeki bir yanıta baktığımızda ise IgG'lerin ve IgM'lerin artmış olduğunu burada görüyoruz. Antikor sentezi hücre düzeyleri artıyor. Akut dönem bizim için önemli. Bu akut dönemde sitokin fırtınasıyla karşılaştığımız an önemli. Cezmi Hoca'nın 2000'e yaptığı bu immunoloji review çok güzel bir review. SARS-CoV-2 ve immün yanıtla alakalı bir review'unda. Burada da aynı şekilde çok net olarak bahsediyor. Yüksek düzeyde viral yükün yüksek olduğu anda çok yüksek viral replikasyon sonrasında işte sitokin fırtınası, işte ARDS, lenfopeni, ezinopeni ve yine bir şekilde endoteldeki mikroinflamasyon ve dike doğru geçişi burada görüyoruz. Artık hani bunun böyle olduğunu, ciddi sitokin fırtınasının olduğunu görüyoruz. Peki mezenkimel kök burada hangi aşamada bulunuyor ve nereye biz bunu koyabiliriz diye baktığımızda adipoz doku, kemik iliği, sinovium, işte kas, umbilikal korttan mezenkimel kök hücre elde edilebiliyor. Ve bakın bu sol tarafta gördüğünüz sitokinler, medyatörler diyebiliriz. TGF-beta, interleukin, prostaglandin E2, yine düşük miktar TNF, düşük miktar interleukin 6, 18, 8, IDO, gamanın bulunması, bunların hepsi immün regülasyonu sağlayıcı bir etki gösteriyor. Demin bahsettiğim gibi T-reglerin düzeyinde artış, yine koruyucu antikor düzeyinde artış, gamma delta, CD8, sitotoksik T-lenfositleri, CD4 ve NK'larda baskılama ile immün sistemi regüle edecek. Bunun dışında tabii ki doku bütünlüğünü korumak açısından bu immünolojik modülasyon dışında doku bütünlüğü üzerinde de etkileri çok net olarak görülüyor mezenkimel kök hücre. Yine bu dönemde çıkan yazılardan bir tanesi mezenkimel kök hücre ile ilgili. Hem regülatör B'leri, hem regülatör T'leri, hem regülatör dendritik hücrelerin M2 makrofajlarının arttığını, yani tolerojenik bir yanıta doğru sürüklediğini, diğer taraftan aktive hücrelerinde, immün sistemi aktive hücrelerinde baskılandığını net olarak görüyoruz. Yine bu sitokin çemberine, daha doğrusu mezenkimel kök hücrenin salgıdığı medyatör çemberine baktığımızda da yine bahsettiğimiz medyatörleri burada görebiliyoruz. Bu da benim en son yazdığım bir review'du. Bu da yakında yayınlanacak. Bu da aslında birçok okuduklarımızı ben toparlamaya çalıştım burada. Şu an tedavi yaklaşımına baktığımızda, şu an konvalesan plazma tedavisi, tedavi yaklaşımı, işte aktif hastanın iyileştikten sonra antikorlarının alınıp işte plazmalarının tekrar hasta bir bireye pasif transferi sonucunda bir koruyuculuğu olabiliyor. Antiviral uygulamalar, anti-inflamatuar yanıtlar, hidroksiklorokin, bu da çok konuşuldu. Aşılar hakkında da çok değerli Emin Kansu Hocam çok anlamlı bir konuşma yapmıştı. Ve tabii bu anlamda da mezenkimel kök hücrelerin rolünü olup olmadığı konuşuyor. Bu demin bahsettiğim sol taraftan çok bahsetmeyeceğim. Zaten anlatıldığından burada nötrofiller ve kompleman sisteminin de aktif olduğu immünolojik olarak önemli. Çünkü komplemanın aktif olması bölgeye nötrofillerin çağrımında önemli. C3A, C5A dediğimiz kemotaktik faktörlerinde aktif olması ile nötrofillerin o bölgeye çağrılması, makrofajların aktif olması, M1 makrofajların aktif olması sonucunda hepsiyle beraber bu bahsettiğimiz sitokin fırtınasının oluşmasından sonra mezenkimel kök hücre aktif oluyor. Aktive olduktan sonra salgıda medyatörlerle bu demin bahsettiğimiz regülasyonu meydana getiriyor. Peki getiriyor mu, getirmiyor mu gerçekten? Bununla ilgili çalışmalar hala yapılıyor. Onlardan birkaç tanesinden bahsedeceğim. Dolayısıyla mezenkimel kök hücre yine son zamandaki çalışmalardan bir tanesinden aldım bunu. Mezenkimel kök hücrelerin akciğerde bulunduğu ve immün sistemden karşı yani immün cevap oluşturmuyor. Dolayısıyla alojenik uygulamalarında etkin olduğunu çok net olarak görüyoruz. Çünkü immün sistem herhangi bir yanıt oluşturmuyor mezenkimel kök hücreye karşı bir başka bireyden elde edilmiş olan mezenkimel kök hücreden bahsediyorum. Ve immün regülatör özellikleri var. Peki COVID-19 açısından baktığımızda acaba bu sağ taraftaki olayların hepsini görüyor muyuz? Anti-inflamatuar yanıt oluşması gerekiyor mu? Antibakteriyel yanıt oluşması gerekiyor. Antiviral. Akciğer fibrozisini engelliyor. Doku, akciğer doku rejenerasyonunu tetikliyor, sağlıyor. Önemli.
hücre hasarı açısından apoptozu engelliyor. Antiapoptotik etkisi var mezenkimal kök hücrenin aktif olduğu zaman. Alveolar sıvı temizlemesini yapıyor. Ve bakın bu önemli, ekstraselüler vezikül üretimini sağlıyor. Bu ekstraselüler vezikül üretimiyle ilgili çalışmalar var ve etkili olduğunu gösteren çalışmalar da var. Şimdi bu da o bahsettiğim yayında eklediğim bir tabloydu. Son zamanlarda şu 33 tane zannedersem şöyle bakayım. 33 tane ben clinical trials'ta çalışma yakaladım. Bu son 15 günlük çalışma. Şu an tekrar eklenmiş olabilir. Genel olarak bakıldığında buraya dikkat edeceğimiz nokta şu. Hastalar alınıyor tabii. Şu an hiçbirinde sonuç yok. Bakın daha bir veri yok. Kondisyonlar COVID-19 kondisyonu hepsi. Uygulanan hücrelere baktığımızda Barton jeli yani umbilical cord mezenkimal kök hücrenin uygulandığını görüyoruz. İnsan adipoz doku, yağ doku kaynaklı mezenkimal kök hücrenin uygulandığını görüyoruz. Dental pulpa kaynaklı mezenkimal kök hücrelerin bu sayfada uygulandığını görüyoruz. Çalışmaları tabii alınan hasta sayılarına baktığımızda genel olarak 5, 20, 66, 100 kısıtlı sayıda hastalar alınıyor. Ülkeler açısından baktığımız zaman Çin çok yüksek düzeyde bunu yapıyor. Amerika'da bu çalışmaları yapılıyor. En yüksek düzeyde Çin'de biz bu çalışmaları görüyoruz. Ve en yakın zamanda değerli arkadaşlar çalışmaların sonlanması Aralık ayını bulacak. Toparlanması onu bulacak. Dolayısıyla gerçekten mezenkimal kök hücre etkinliğinin olup olmadığını görmemiz açısından bu çalışmaların sonlanıp uzun dönem takibin yapılması gerekiyor. O yüzden de temkinli konuşmaya çalışıyorum bu anlamda. Ama yine yapılan çalışmalar kısa raporlara bakıldığı zaman da mortalite oranını düşürdüğünü ve stokin dengesinin sağlandığını gösteren çalışmalar var. Kısa metraj çalışmalarından bahsediyorum. Diğer taraftan dediğimiz gibi bakın hangi hücreler kullanılıyor buradan çok net görebiliyoruz. Kemik iliği kaynaklı mezenkimal kök hücreler, umbilikal kord kaynaklı mezenkimal kök hücreler yoğun olarak kullanılıyor. Burada da yine gördüğümüz gibi yağ dokusu mezenkimal kök hücrelerinde kullanıldığını görüyoruz. Diğer sayfaya baktığımız yine umbilikal kord mezenkimal kök hücresi özel geliştirilmiş bir mezenkimal kök hücre. Yine umbilikal kord mezenkimal kök hücresi ki umbilikal kord mezenkimal kök hücresi birçok hastalıkta kullanılıyor. Mesela Crohn'da da, inflamatuar bağırsak hastalıklarında da yine kullanıldığı çalışmalar var. COAH'da kullanıldığını gördüğümüz çalışmalar var. Yani umbilikal kord mezenkimal kök hücresinin etkinliği çok daha fazla görülüyor zannedersem ve daha çok tercih ediliyor kullanılırken umbilikal kord mezenkimal kök hücresi. Evet, bu tablodan sonra şimdi bir iki çalışmaya geleyim ve çok da süremi şey yapmadan bitirmeye çalışayım. Bu yapılan çalışma, ha bir de şu var, şimdi COVID-19 dışı, ARDS gelişen hastalarda hangileri mesela epidemik influenza A, H7, N9 enfeksiyonunda, akut respiratuar distres sendromunda mezenkimal kök hücreler uygulanıyor. Ve bu mezenkimal kök hücre uygulaması sonrasında 5 yıl takipleri yapılıyor. İşte en güzel sonuçlar bunlar elde edebileceğimiz. Yani 5 yıl sonra ne oluyor sonucuna baktığımızda. Bu hastalarda yine bir viral enfeksiyon var. Yine akciğerde gelişen bu grand glass opacity'nin görüldüğü, işte o buzlu tabakanın gözüktüğü, buzlu camın gözüktüğü akciğer filmlerini görüyorsunuz. Transplantasyon öncesi A'da, B'ye baktığımızda transplantasyonun bir hafta sonra, 24 hafta sonra, 1 yıl ve 5 yıl sonra akciğerdeki radyolojik düzelmenin ortaya çıktığı gözüküyor. Bu çalışmada 44 hasta alınıyor. H7, N9'a bağlı olarak gelişen ARDS'e geçen hastalarda 44 hasta kontrol grubundan alınıyor. 17 hasta ise mezenkimal kök hücre uygulaması yapılıyor. Hangi mezenkimal kök hücre uygulanıyor? Enteresan, allojenik uygulanan, otologlu iliğine allojenik uygulanan menstrual kandan elde edilmiş olan mezenkimal kök hücre uygulanıyor. Ve bu uygulamanın da mezenkimal kök hücre transplantasyonunda mortaliteyi kontrol grubuna göre düşürdüğü gözüküyor. Yani mortalite oranı 117.6 mezenkimal kök hücre grubunda. Diğer gruba baktığımızda 5 yıllık takip sonrasında 54.5 civarında, daha doğrusu yarı yarıya bir düşüş, ötekinde de %20 civarında bir ya da %80 civarında bir iyileşme olduğu
gözüküyor bu çalışmada. Evet, bir başka özellik de şu, artık sunumun sonuna doğru yaklaşıyorum. Burada mezenkimal kök hücrelerin medyatörleri, daha doğrusu düzeltiyorum, egzozomları, salgılanan medyatörleri diyebiliriz. Egzozomları, mikrovezikülleri, mitokondrileri, bunların hepsi mezenkimal kök hücreden salgılanan bu mikrovezikülleri. Aslında etkili olduğu, doku hasarının tabirinde etkili olduğunu gösteren çalışmalar var. Dolayısıyla mezenkimal kök hücrenin hemen hemen yaptığı her şeyi zaten istediğimiz bizim mezenkimal kök hücrenin kendisi değil de zaten salgıladığı medyatör olduğu için, bu medyatörler de bu şekilde taşınabildiği için tercih edilir noktada. Belki mezenkimal kök hücre kullanımımız hücresel tedavi anlamında çekindiği noktalarda aseliler tedavide uygulanabilirliği konusunda bir takım fikirler var. Şöyle diyebiliriz biz, bu yine son yapılacak 17 Mayıs'taki bir review'den aldığım bir figür. Mezenkimal kök hücrenin direkt etkisi ya da indirekt etkisini göstermişler, özetlemişler. Sol tarafa baktığımızda doğal immün yanıt ve antijen yanıtı ile birlikte interleukin 12 TNF alfanın azaldığını, ki bize zaten bunu birçok çalışmada gördük. İnterleukin 10'un arttığını, ki bu da T-reklerin artışına bağlı olarak gelişen bir nokta, net gözüküyor. NK'lara baktığımızda NK'larda baskılayıcı etkisi var. Dendritik hücrelerde ise özellikle mesela antijen sunumunda M1 makrofajları baskılayıp M2 makrofajları arttırıyor olması. İşte tümör immünolojisinde ve tümör uygulamalarında soru işareti buradan kaynaklanıyor. Doğal immün sistemde bu yanıt düzenlemesi var. Adaptif yanıta baktığımızda işte T-reklerin, T2'nin yani immün süpresif yanıtın arttığı 4 üzerinden bir parça gösteriliyor. Bu alerji hastalıklarından söylemiyoruz. T1-T17 dengesinde baskılandığını gösteriyor. Direkt etkilerine baktığımızda riskler var. Bakın şimdi riskler şöyle. Hücre hücre füzyon olabilir. Metastatik bölgedeki niş içinde ne yapıyor? Demin bahsettiğim kanserle ilgili fibroblastın üzerinde etkinliği olabilir. O yüzden tümör kullanımında çok temkinli olmak veya ya da hastada herhangi bir tümörojenik gelişim varsa o zaman çok dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü onu tetikleyebilir. O mikro çevrenin hoşuna giden şekilde davranabilir. Etkileri sitokin üretimi, mitokondriyal transfer, prakin etkisi ve hücre hücre kontağıyla beraber de etkisini gösterebiliyor. İndirekt dediğimiz etkilere baktığımızda, eğer ki hücre içine fagosit olursa, işte, nötrofil fagosit ederse, dendritik hücre makrofajı bunu fagosit ederse, o zaman immün aktivasyonu, daha doğrusu immün sistemi düzenleme şeyi daha düşebilir, antipatojen etkisi daha düşebilir diye bazı görüşler var. Ama ikisinin bakın birlikte çıkıştığı noktada, direkt ve indirekt etkisi çıkış noktada bu apoptotik body'ler, yine mezenkimal kök hücrenin kendisi, egzozomlar çok önemli. Bunların hepsi, işte aktif mRNA'lar, bunların hepsi kök hücrenin etkinliğini göstermekte. Şimdi bu bahsedeceğim son çalışma, yeni yapılan bir çalışma. Şöyle özetleyeyim ben bunu. Egzozomlar, yani kemik iliği mezenkimal kök hücresinden üretilmiş olan egzozomlar, COVID-19 tedavisinde kullanılıyor IV olarak. 24 hasta alınıyor, SARS-CoV-2 pozitif hasta alınıyor ve uygulama sonrası %83 civarında bir iyileşme gözüküyor. Şimdi burada baktığımızda tabloda CRP, feritin, dimer, ANC'lerin nötrofil sayısının da düştüğünü gösteriyor. Yani bu uygulamanın, mezenkimal kök hücre değil ama egzozomların uygulamasının hem mortaliteyi düşürdüğü, hem hastaları daha hastaları iyileştirdiği, %71 oranında iyileşmenin görüldüğü, aynı zaman zaten buna gitmesi için de bu değerlerin düzelmesi gerekiyor. Hücrelere bakın, lenfositlere, yine total lenfosit sayısını arttırdı. CD3'leri ve CD4'leri ve CD8 düzeylerinde arttırdığını, yani immün sistemi regüle ettiğini gösteren bence çok güzel bir araştırma bu. Dolayısıyla yani mezenkimal kök hücre olsa da benzer sonuçlar verecek diye yapılan ön çalışmalar bunu gösteriyor zaten. Ama egzozomun kullanılması da bu yönde bir etki gösteriyor. Dolayısıyla egzozom tedavisi de belki ileride COVID-19 tedavisinde etkinliği olacak.
hücresel tedaviden çekindiğimiz ya da herhangi bir risk olduğunu düşündüğümüz aşamalarda bunun uygulanması etkili olduğu düşünebiliyor. Bu da son slaydım. Sizlerle paylaşacağım. Mezenkimal kök hücrelerin akciğer hasarlarında potansiyel tedavi etkisine baktığımızda A'da üst taraf sağlıklı bir akciğeri, alt tarafta inflamasyondaki bir akciğeri gösteriyor. Epitel hücreler tabii SARS-CoV-2 AC2 reseptörüyle beraber geçiyor. Mezenkimal kök hücrelerdeki AC2 reseptörü ya da mezenkimal kök hücrelerin bu virüsle enfekte olup olmama noktası üzerinde araştırmalar, çalışmalar yapılıyor. Mezenkimal kök hücre üzerinde AC2 reseptörü var. Ama buradan enfekte olup olmadıkları konusunda araştırmalar yapılıyor. Zaten bir çalışmada AC2 reseptörünün bir şekilde downregül edilmesi ve ondan sonra kök hücre tedavisi uygulanması ile ilgili uygun, daha doğrusu etkili olduğunu gösteren çalışmalar var. Şimdi baktığımızda demin bahsettiğim gibi birer olmayan akut hasarında C'de görüyoruz mezenkimal kök hücrenin etkinliğini. Bu bahsettiğimiz birçok etkinliği gösteriyor. Slaytların başına bahsettiğim. Yine SARS-CoV-2 hasarında da elde edilen veriler yine antiviral etkisinin olduğunu, CD4, CDNK üzerinde düzenleyici etkisi olduğunu, bakın mikrovezikülerin de burada immün modülasyonda etkin rol aldığını, yine alveoler sıvı temizliğinin bir şekilde sağlandığını, doku hasarında daha doğrusu doku hasarı üzerinde düzenleyici etkide bulunduğunu gösteriyor. Dolayısıyla şu an elimizdeki verilere baktığımızda son olarak elimizdeki veriler şu an elimizde olan yayınlanmış olan verilerde ARDS hayvan modellerinde ve bir takım preklinik çalışmalarda kök hücrenin etkinliği gösteriliyor. Yine ARDS'de yine virüsle ilişkili olmayan ARDS'de de klinik çalışmaların verilerinin olduğu gösterilmiş. Şu an devam eden araştırmalara baktığımızda preklinik testlerde AC2 reseptörü transgenik olan hayvanlarda çalışmalar yürüyor ve yine klinik çalışmalarda şu an bahsettiğim 33 çalışmaydı benim bulduğum 33 çalışmada da ve belki 60 da olabilir tabii ki kök hücre çalışmaları şu an clinical trials'te gösteriliyor. Fakat tabii şu an elimizde olmayan biri herhangi bir şekilde preklinik model üzerinde bir çalışma, COVID-19 üzerinde bir çalışma şeyimiz, verimiz yok. Ve demin de bahsettiğim gibi konuşmanın aslında başında preklinik olarak, klinik olarak tanımlanmış bir clinical trials yayınlanmış çalışmamız elimizde yok. Onu da bir şekilde bekliyor olacağız. Evet, ben konuşmamı burada bitiriyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli. Türk İmmünoloji Derneği içinde tekrar olmak ve hitap ediyor olmaktan mutluluk duydum. Açıcı. Çok teşekkür ederiz Tunç Hocam konuşmanız için. Ben sorulara geçmeden önce çok kısa bir şey sormak istiyorum. Bu gösterdiğiniz yayınlarda mezenkimal kök hücreler farklı kaynaklardan elde edilmiş. Hı-hı. Bu farklı kaynakların anlamı nedir? Yani önemi var mıdır? Ve veriliş şeklinin önemi var mıdır? Çünkü bir review'da veriliş şeklinin mezenkimal kök hücrenin etkisini daha artırabileceği veya azaltabileceği ile ilgili bir en son bir Frontiers'da bir review vardı. Bu konuda yorumlarınızı rica edebilir miyim? Teşekkür ediyorum soru için. Şöyle onu söyleyeyim. Tabii ki önemli. Yani nereden elde edildi? Mesela son yapılan çalışmalar tonsiden elde edilen mezenkimal kök hücrenin etkinliğinin, özellikle doku rejenerasyonun etkinliğinin daha yüksek olduğunu göstermiş. Bu bir şekilde kaynak, endoderm, ektoderm, mezoderm kaynaklı olması hücrenin o anlamdaki farklılaşma potansiyellerinin daha farklı olduğunu gösteriyor. Yine normal femur, tibiadan ya da işte iliak kresten elde ettiğimiz kemik iliği kaynaklı mezenkimal kök hücreyle alveolar kemik iliği kaynaklı mezenkimal kök hücrenin de etkinlik olarak daha farklı etkinliğin olduğu gösteriyor. Mesela ötekisi daha yağsı bir yapıda, kemik iliği kaynaklı mezenkimal kök hücre, dişin elde edilen daha bone denilen bir yapıda ve nörolojik farklılaşmanın daha yüksek olduğu gösteriyor. Özellikle spinal cord hasarlarında ya da nörolojik hasarlarda dental folikül kullanılması, ektoderm kaynaklı olması açısından etkin olduğu
gösteriliyor. Kaynak olarak bu önemli. Ama tabii bir de ulaşılabilir olması gerekenin özelliği var. Tabii preklinik çalışmalar, bizim yaptığımız deneysel çalışmalar çok değerli burada. O çalışmalar da gösteriyor. Bunu bizim ağırlıklı uyguladığımız, benim ekibimde dental folikül kaynaklı mezenkim aktif hücrenin etkin olduğunu biz gösteriyoruz. Umbilikal kord kaynaklı mezenkim aktif hücrelerde keza aynı şekilde. Biz birçok dokudan elde ettik ama tabii uygulanabilirliği, stoklanması, ulaşılabilirliğin işte demin bahsettiğim gibi kolay olması açısından anlam. Bitirdim cevap. Bir tane daha soru var mıydı? Ben şimdi aslında izleyicilerin sorularına geçmek istiyorum. İki izleyicimiz Bülent Tandoğan ve Ertuğrul Turan'ın aslında ortak ikisinde sorduğu bir soru var. Mezenkimel kök hücrelerin doku tamiri, immünomodülatör özellikleri, immün sistem düzenlemesi ile ilgili özelliklerden bahsettiniz. Bunun dışında antiviral etkiye hangi mekanizmalarla yol açıyor? Onları biraz merak etmişler. Antiviral etkiye şöyle, yani virüs üzerindeki etkisi yine etraftaki işte NK'ların ve CD8 T'lerin özel modülasyonla beraber olabiliyor. Virüs üzerinde net etkisi yok. Yani enfeksiyon hastalıklarının üzerine mezenkimal kök hücrenin değil, etrafındaki mikroçevre üzerindeki sitokin ve medyatör düzenlemesiyle etkinliğini gösterecek. O şekilde gösteriyor. Evet, bir de Bülent Tanrıoğlu'nun bir sorusu daha var. Acaba otolog kök hücreleri mi kullanılıyor diye soruyor. Yok, onu zaten demin bahsettim. Allojenik mezenkimal kök hücreleri uygulanıyor. Otolog değil. Zaten hasta olduktan sonra hastanın alınması da bilemiyoruz. Onu açıkçası hani gerçekten elde edilen, mesela demin hocam da bahsetti. Korona hastalığı kedilerde var yıllardır. Zaten var. Onlardan elde edilen mezenkimal kök hücrelerde de acaba şey var mı yok mu anlamında. Çünkü biz onunla ilgili çalışmalar da yapıyoruz. Onunla ilgili hayvan tedavilerinde uygulanmak üzere yağ dokusundan mezenkimal kök hücre elde ediliyor. Uygulanması. O yüzden biz özellikle korona negatif kedilerden elde etmeye çalışıyoruz. Ama tabii şunu da araştırıyorum ben bu arada. Özellikle bu olaylar çıktıktan sonra korona pozitif olan hayvanların elde ettiğimiz mezenkimal kök hücrelerdeki kök hücre içinde de aynı şekilde korona pozitif mi PCR, ona da bakmaya çalışacağız. Parantez içinde bilgi. Evet, o önemli bir şey gerçekten. Feryan Çetin'in bir sorusu var. Yaşlılarda timus involüsyonu nedeniyle yeterli T hücre yanıtlarının olmaması doku hasarını artırıyor olabilir mi? Mezenkimal kök hücreler yetersiz timus fonksiyonunu kompanse ediyor olabilir mi? Onun hakkında çok bilmiyorum. Timus üzerindeki etkinliği üzerinde mezenkimal kök hücrelerin, yani onu baskılayıcı etkisi olup olmadığı konusunda bir fikrim yok. Timus üzerindeki etkisini. Anladım, çok teşekkürler. Bülent Tandoğan'ın bir sorusu daha var. Mezenkimal kök hücreler bir enfeksiyonda aktive olup kendiliğinden dolaşıma girerek bu etkilerini gösteriyor olabilirler mi? Bu görevlerini klon hücrelerine bir saldırı varsa o saldırının zararını azaltmayı sağlar mı? Kendileri aktive olabilir, gidebilirler mi bir yerlere diye merak ediyorum. Gider. Şöyle, zaten bakın demin sen şey bahsettin, uygulama diye hani eksik kalan kısım var mı demiştim. Onu unuttum söylemeyi demin soruda. Uygulama alanı yönü çok önemli. Eğer mesela bu COVID-19 hastalarının direkt intratrakeal olarak uygulansa, direkt olarak akciğer uygulansa etkinliğinin biraz daha farklı olacağını ben düşünüyorum. Çünkü biz astımlı hayvanlarda intratrakeal olarak uyguladık. İntravenöz uyguladık. Dolayısıyla mezenkimal kök hücre bulunduğu yerden, daha doğrusu in vivo uyguladığımızda kök hücre hasarlı dokuya göç ediyor. Bunu yapıyor. Çünkü oradaki demin bahsettiğin gibi oradaki mikroçevrede oluşan homeostazin bozulması sonucunda salgılanan medyatörler kök hücrenin orada kalıp daha uzun süre aktif olmasını sağlıyor. Biz sağlıklı astım, daha doğrusu sağlıklı farelerde akciğerde kök hücrelerin daha düşük zamanda kaldığı ama hasta olanlarda, astım hastalarında ise daha uzun süre kaldığını gördük. Çünkü orada uyarılmalarıyla beraber aktivasyonları da artıyor mezenkimal kök hücreleri. Bunu nasıl yapıyor? Doku tamirini hem orada medyatörler salgılayarak yapıyor. Bu medyatörler hem sistemik etki edebiliyor, hem lokal etki ediyor oradaki sisteme. Aynı zamanda da işte transdiferansiye olma özellikleri de var mezenkimal kök hücrelerin. Tip 2 alveolar hücrelere dönüşebilme özellikleri de var. Aslında bunu da araştırmak lazım. Yani gerçekten bu kök hücreler uygulandıktan sonra korona hastalarında, oradaki akciğer hasarında, çünkü ilk başta konuşulan konu oydu. Öyle bir akciğer hasarı oluyor ki ondan sonra
Bunun tahmini zor oluyor. İşte burada mezar kemal kök hücrenin hipotetik olarak söylüyorum etkinin yüksek olabileceğini ben düşünüyorum. Sadece mediatör salgılaması değil, yine transdiferansiyel olması açısından da etkili olabileceğini ben düşünüyorum. Son olarak Bülent Adoğan'ın bir sorusu daha vardı. Kök hücreler bölündükleri zaman aynı kulağına bölünen, farklılaşan kök hücreler acaba ana hücre değişmeden kaldığını okumuş. Biraz anladım ben. Anladınız mı? Biraz cümleyi tam kuramadım ama. Anladım. Teşekkürler soru için. Şimdi simetrik ve asimetrik bölünmesi var mezenkimal kök hücrelerin. Kendi kendini yenileme, kendi başına kalma, self-renewal dediğimiz olan ya da farklılaşma özellikleri var. Kendi kendine kalırlarken bu herhangi değişikliğe uğramadan hücre simetrik olarak bölünüyor. Aynı hücreden aynısından iki tane oluşabiliyor. Bu zaten kök hücrelerin kendi havuzlarını koruması açısından önemli. Ama herhangi bir uyarım gelirse o zaman asimetrik bölünmeyle yönlenmeler meydana geliyor. Peki bu yönlenen hücreler ana hücreyle bir ilişkisi kalıyor mu? Onu da merak ediyorum. Kalmıyor. Şöyle ki şunu diyeyim. Geçiş hücrelerini düşün. Mesela hematopoietik kök hücre bu miyeloid ve lenfoistleride geçerken önce hücreye dönüşüyor önce. Önce hücre ondan sonra diğer hücreye farklılaşıyor. Artık o limandan kalkmış bir gemi gibi o limana tekrar geri dönüyor. Çok teşekkürler Tunç Hocam. Köşet Hocam size de bir soru vardı. En son onu da bir sormak istiyorum. Laçin Cevhertaş size yöneltmiş. Köşet Hocam sizce SARS-CoV-2 immünopatogenezin çalışılmasında en iyi hayvan modeli veya modelleri nedir diye soruyor kendisi. Şu an en iyi hayvan modeli herhalde gelincik, kedi ve maymunlar olarak söylenebilir. Peki mesela diğer daha yaygın kullanabilecek fare veya kedi köpek modelleri bilmiyorum. Kedi köpek çok tabii şey değil ama fare modelleri çalışmak için sizce uygun mu? Yoksa birkaç çünkü örnek hayır, göstermiştiniz sunum sırasında. Hamsterler, Siryan hamster denilen hamsterler biraz daha uygun görüksüz. Aslında fare modellerinde insanlaştırılmış fare modelleri belki muhtemel çalışmaya uygun olabilir. Çok çok teşekkürler. Şu anda en son bir bakıyorum. Bir mezenkimal kök hücreleriyle ilgili bir soru daha var. O soruyu da alayım. Diğer soruları hepsini cevaplayacak kadar vaktimiz olmuyor. Vaktimizi biraz aştık. Ama sonrasında cevaplamaya çalışacağız. İzleyicilerimizle de bunu duyurmak isterim. İnterferon alfa 2B antiviral bir molekül. Terapötik olarak da kullanılıyor. Batu Askar sormuş. Acaba mezenkimal kök hücre bu medyatörün sentezini indikliyor olabilir mi? Olabilir. Yani interferon alfa 2A, zaten interferon üzerinde etkili var. Alfa, beta, anladım. Hatta demik zorla birleştiriyor büyük ihtimalle. Doğru, o medyatör de stokin salgılaması üzerinde etkinliği olabilir tabii ki. Ben iki konuşmacımıza da çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok güzel ve zevkle dinlediğim benim de iki farklı konuşma oldu. Bu hafta İmmünoloji Aydınlatıyor 6.'sını yaptığımız webinarımızın sonuna geldik. Bundan sonraki hafta 7. haftamızda da devam edeceğiz. Konuşmacılarımız ve size duyuracağız. Daha önceden de yaptığımız gibi. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Daha sonraki haftalarda da buluşmak dileğiyle ben tekrar çok teşekkür ederim hem Tunç hocamıza hem de Kürşat hocamıza. Yani bize teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. İyi, sağ olun. İyi akşamlar. Hoş.